Format'tan hepinize iyi akşamlar. Ben Barbaros Doruk, sıra dışı yorumlarıyla Suat kardeşim. Yine nokta atışlarıyla Gökhan Gül'le birlikteyiz 2 saat boyunca. Bugün Sadık aramızda yok. Dolayısıyla Format'ın önemli parçalarından biri de Sadık. Elimden geldiğince onun eksiklerini gidermeye çalışacağım açıkçası. Biraz heyecanlıyım Format'ta arkadaşlarımızla buluştuğumuz için. Sürçülisan edersek de affola diyelim. Bugün isterseniz biraz da içerikten bahsetmek isteyeceğim. Hafta içerisinde koşulmuş koşulları değerlendireceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Hafta sonu koşulacak olan, cuma ve cumartesi günleri koşulacak olan koşulları da değerlendireceğiz. Ve bunun yanında da hafta sonu kayıtlardan yine 3 önemli koşuyu arkadaşlarımızla birlikte değerlendirmeye çalışacağız diyelim. Ve lafı fazla uzatmadan sevgili Gökhan'a döneyim. Bakalım neler söyleyecek. İyi akşamlar sevgili Gökhan. Heyecanlı başladık. İyi akşamlar, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Zaten seninle uzun yıllardır program yapıyoruz. Evet. Seni burada görmekten eminim ki Suat Hoca da ben de keyif alacağız ve İnşallah. Mutluyuz. Sevgili Sadık tabii ki uzun zamandır çalışıyor. İzini, istirahatı hak etti. Biz TCKT valisi olarak hep beraber bu işin altından kalkıyoruz. Zaten seninle daha önceki Format Farklı Analiz programında beraberdik, yorumlar yapıyorduk. Bugün sadece sen moderatör koltuğundasın. Koltuk değişti. Keyifli 2 saat bizleri bekliyor. Hocayla beraber bence keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Peki müsaadenle Suat'a da döneyim. Sevgili Suat'cığım. Öncelikle aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Gecemize renk kattın. Sizlerle birlikte olmak gerçekten keyif benim için. Teptili mekanda hayır var der büyüklerimiz. Belli ki gerek Adem Şeker Bey, gerek Metin kardeşimiz zaman zaman böyle bir rotasyonlar zorunlu veya zorunsuz yapacak evet. gibi sürprizler olacak gibi görünüyor. Ekran başında bizi izleyen seyircilerimize, yarışseverlerimize elimizin eldiği, dilimizin döndüğü kadarıyla her hafta perşembe akşam olduğu gibi yardımımız dokunabilse ne mutlu bizlere diyerek sözü sizlere bırakıyorum. Vallahi şöyle sevgili Suat, açılışta sıra dışı yorumlar dedim ve keyifle izliyorum. Gökhan da her zamanki gibi nokta atışlarıyla renk katıyorsunuz. Sadık tabii bu triyonun önemli parçalarından biri. Evet. Yani ben şöyle düşünüyorum, mal sahipleri yerinde olmalı diye düşünüyorum. Ama böyle zaman zaman izinler, hastalıklar değişiklikleri de gerektiriyor açıkçası. Biz de keyifle elimizden geldiğince destek vermeye çalışacağız programa. Evet. Gerçi çok tip programın desteğe ihtiyacı yok. İkiniz de alıp götürüyorsunuz diyelim. İsterseniz vakit kaybetmeden 10 Eylül'e gidelim. Evet. Peki. 10 Eylül Ankara'dayız sevgili yarışseverler. Yıldırım Beyazıt koştu. Çok önemli bir koşuydu. Black Medal Mert Ali Solmaz'la kazandı koşuyu. Lafı fazla uzatmadan sevgili Gökhan'a döneyim. Bu koşuyla ilgili neler düşüncesi? Düşüncesini öğrenmek isterim açıkçası. Evet, grup 1 bir koşu. Yıldırım Beyazıt koşusu. Tabii ki kum pistte başarılı olan atların bir araya geldi. Ve stratejisi çok önemli. Taktiksel anlamda da farklılık gösteren bir koşu. Şimdi bu koşuda tabii ki Luminescence ve Kegner ekürü olarak koştular. Ekürü çok tecrübeli bir ekür. Yani uzun yıllardır grup yarışlar, grup atları, grup koşular koşup kazanıyorlar. Muhakkak süratle bir çalışma yapmıştır ama ben biraz jokeylerin inisiyatif aldığını düşünüyorum. Şimdi burada Unchained koşuya favori olarak katıldı. Evet. Bir at üzerinde. Bu at koşu yönlerde kabul ediyor. Tempoyu belirliyor. Ve işte koşunun belli bir yerinden sonra rakiplerinden koparıp bitirmek istiyor. Luminescence buna müsaade etmek istemedi. Hem kendi stili böyle hem de koşu içerisinde en ciddi rakibini bu rahatlığı vermek istemedi. Çok normal. Fakat Luminescence'ın ekürüsü de Kegner. Tamam, bu at da bekleyip speed yapan bir at değil. Evet yani. Ama o koşuyu onlarda kabul eden bir at. Fakat burada Luminescence koşuyu süratlendi, önde gitti, peşine Kegner takıldı. Ben anlamadım. Yani bir bayrak yarışı olarak mı düşünüldü? Bunu yapmak Ankara kumunda hiç kolay değil. Yani biri bastı gitti de diğeri arkasına takılıp onun bıraktığı yerden devam edecek. Biz bir tek onu 99 yılında Bartolomeo Galisi'nde 4 ekürle yapmıştık. Ama 4. 22'den at kazanmıştı yani. Kolay iş değil tabii. Yani hiç değil. O yüzden de hani bu stilde bir ekürünün başarılı olabilmesi çok kolay değil. Ekür atların daha doğrusu. Ekürü kelimesi yanlış oldu. Jockey inisiyatifim oldu. Ekürün böyle düşünü bilemiyorum ama start verildi. Unchained'den liderliği al. 5 boyu 7 boyu önde git. Ekürün tamam önde koşuyu kabul eden bir at olsun ama peşine takılsın. Binlerin olarda Luminescence önde, Kegner arkada. Arkadaki rakipler zaten Ankara onu kumu. Bekliyorlar. Düzlük uzun, yani çok kısa değil, kum kaba. Yani düzlükte daha gücü olan atların, gücü orantılı olan atlar geliyor. O yüzden de bu ekürü yarışı çok doğru olmadığını düşünüyorum yani. Biz 800'leri alırsak biraz daha diğer atları anlatmak isterim.
Şimdi buralarda Anchet tabii ki öne çıktı ama Lewis'in tempo verip arkasında biraz o nefeslendirip yürüttürdü. Fakat ilk defa böyle ciddi bir gruba çıktı. O yüzden de kötü koştu diyemem. Tabii ki tek başına liderliği alsaydı bana kalsa son 300'lerde yakalandı. 300'e gelirken son 100'lerde yakalanır diye. Ama yakalanırdı yani. Öyle düşünüyorum. Koşuyu kazanan Black Metal zaten yükselişteydi. Hatta koşu öncesi biz stüdyodayken hoca söyledi. Tabii. Bu hata dikkat dedi. Ama bir 800'leri bir daha alalım yönetmenimden rica ediyorum. Çünkü burada anlatmak lazım. Çünkü Mert Ali Solmaz'ı biraz paylaşmak kesinlikle istiyorum. Çünkü ülkemizde evet her gün yarış var. Haftanın 3 günü çoğu hipodromda haftanın 3 günü günde 2 kere evet ama bak şimdi burada bir durduralım. Şimdi koşu kazanan Black Metal bak bariyer dibinde beyaz formalı siyah. Beyaz akısmalı. Önünde. Bayezin önünde. Oynatalım lütfen. Bak şimdi buralarda nasıl bir ciddi teşvik yapıyor. Evet. Ankara kumunda son 800'den sonra temposu yavaşlayan, jokey teşviği isteyen bir attan son 800'den fotoya kadar hiç eksilmedi çocuk. Ve hızlı giden bir koşudan bahsediyoruz. Evet. Yani atla bütünleş hiç eksilmedi. O kadar inanmış ki. Evet. İnandığı için kazandı. Yani bugün o jokey bu jokey değil. Herhangi başka bir jokey binse kaybedebilirdi. Mert Ali Solmaz atına inanmış ve inanmış. Bırak vazgeçmedi. Son 800'den sonra çok ciddi teşviklerini hiç bırakmadı ağız istinatında. Hı hı. Atına da güvenmiş. Tabiri caizse iğne deliğine girdi çıktı ve kazanmasını bildi. Yani Mert Ali Solmaz daha önceki programlarda Harun Kılıçarslan'dan bahsetmiştik. Ercan Çankaya'dan bahsetmiştik. Birçok arkadaşımızı, genç arkadaşlarımızı gündeme taşımaya çalışıyoruz. Bugün de Mert Ali Solmaz'ı konuşmak lazım. Niye? Grup 1 kazandı. Haklı yani. Şöyle haklı. Notlarıma bakayım sevgili Gökhan. 205 kez at binmiş. Göğüs gelende bir A3 kazanmış. Onun evet. haricinde ikinci grup yarışı koşusu, ama grup 1. Gerçekten müthiş bir performans. Aynen sergiledi. Öyle. Başta tabii ki Bağ Yargı bu arkadaşımıza destek oluyor. Hem Adana'da hem Ankara'da onun da menajerliğini yaptığı at. Fakat Mert Ali Solmaz gibi çok arkadaşımıza hepimizin bizlerine de destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bir koşuyu atı kaydettiğinde 8 at varsa 8 tane jockey buluyorsun ama ondan sonra biri jockey aldı, biri ceza aldı, diğeri başka bir hipodrome gitti denildiğinde adam eksikliği yaşıyoruz. Ben önce çuvaldızı kendime batırarak söylüyorum. Ama bu ve benzeri arkadaşlara hakikaten şans vermek lazım. Hem kilosu hem fiziği hem de atın üstündeki ata olan hakimiyeti oldukça başarılı. Bugün de grup 1 kazandığı için bence programı Mert Ali Solmaz'la ve bu koşuyla başlamamız iyi oldu. Biraz King Mango'dan bahsetmek istiyorum. Çok iyi yere kalamadı. Virajı dönerken 5 atın dışını dolandı. Oraları dolandığı için düzlük dönüldüğünde bir atını rahatlatmak istedi Hışman. Hani çünkü dışarılardan geldi burada öne çıktı. Çünkü bu kadar çok öne erken gelmeyi de planlamıyordu. Bir ara hakim yönetini hissettirdi. Kazanacak pozisyona da girdi ama işte olmuyor. Sonuç itibariyle 600'e gelirken yürüttürüp ondan sonra son 300'e gelirken ele aldığın zaman işte düşün hani hep bir arabadan örnek gösteriyor ya 5. vitesin 3'e in 3'ten tekrar 4'e bize çık. Olmaz. Çok kolay değil. Gözker'in 3.'lüğü bence kıymetli. İstikrarlı bir at, sıkıntılı bir at ama hep devam ediyor. Kegner 4.'lüğü bence oldukça iyi. Sonuç itibariyle koşu içerisinde ne kendi istediğini yapabildi ne de bence ekürü koşan atın da ona ne yapmak istediğini bence o da anlamadı. Çok fazla bir uyum içerisinde değillerdi. Toparlamak gerekirse Mert Ali Solmaz'ı buradan yürekten kutluyorum. Kesinlikle daha çok şans bulması gerektiğini düşünüyorum. Başta ona inanan Bağ Yargı, Naim İşgören sürekli iletişim halindeler. Ankara'daki menajerini bilemiyorum. O arkadaş da destek veriyordur. Ama Mert Ali Solmaz hem jokey fiziğiyle hem kilo sorunu olmamak kaydıyla hem de bu ve benzeri koşullarda daha fazla şans bulması gerektiğine inanıyorum. Önümüzdeki zaman diliminde de buna şahit olacağımızı tekrardan bu programa gündemimize taşıyacağımızı düşünüyorum. Çünkü Gökhan şöyle yıllarca at binmiş biri olarak moral çok önemli. Tabii. Yani bu grup birin kazanılmışından daha da ileri götürerek istifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle bence zaten her gün idmanda verilen şansı en iyi şekilde kullanıyor. Daha fazla at, daha fazla şanslı ata binerse ve binerlerse diğer jokeylerde ancak böyle olur. Barbaros hocam yani biliyorsun yani en iyi jokey moralli jokeydir ama ona da şans vermek lazım. Dediğim gibi önce çuvalsı kendimize batırıyorum kendime. Yılların antrenörü var burada Suat. Tabii.
Öyle değil mi Suat? Bu arada şeyi de atlamayalım. Emin'i de atlamayalım. Emin atlarsak Emin bize kızar, üzülür. Emin de tabii ki Ekürü'de. Diğer ben Göğüs Gören için. Sedat arkadaşımız var Göğüs Gören için. Yani bir ekip olarak grup bir kazanıyorlar. Bahar Yargı, Emir Karataş, Sedat. Hı-hı. Soy ismini unuttum. Ekip olarak Ankara'dalar. Ekip olarak çalışıyorlar. Grup bir kazanıldığı zaman herkesi bence dile getirmek lazım. Kesinlikle. Hepsinin emeği çok yüksek. Black Metal grup biri alnının hakkıyla kazandı. Sevgili Suat, neler söylersin koşuyla ilgili? Şimdi yarıştan sonra konuşmak kolay tabii yani. Bitenin üstüne konuşmak en kolay yaptığımız iş. Öncesi zor. Öncesinde baktığın zaman da şöyle kolaydı. Atlar çok yorgun. Aha. Çok koşuyorlar. Ve son performansları bazılarının iyi değildi. Yani bu mesafeyi iyi koşan koşmuş. Daha önce bu yarışı kazanmış iki tane at da vardı bu yarışta. Yani geçtiğimiz yılın ve önceki yılın galipleri bu yarışta start aldılar. Ama atlar o kalibrede değiller şu an itibariyle. Yapamadılar. Çok sık koşuyorlar. Çok koşuyorlar. Yani açık yarış bir plan program çerçevesinde koşulursa daha muvaffak olursun. Daha iddialı olursun. Tabiri caizse Kegner için söyleyeceğim. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulguru kaybetti. Ankara'dan gelmeyip İstanbul'a bu yarışa kalsaymış, hı hı, bu yarışı kazanmış. Ama her ikisine birden gidince ikisi de olmadı diye düşünüyorum. Gökhan'a katıldığım yerler var. Gereksiz bir önlü arkalı gitmeleri vardı ki bu pist o pist değil. Türkiye'nin en zor pisti, ben sürekli söylüyorum. Buraya gerçek anlamda Amerikan menşeli kum pisti çok seven, tırnak yapısı ve gücü kuvveti çok yerinde olan atların bu tip mesafelerde son düzlüğü bitirebildiği bir türlü bitmiyor yarış. Bitmiyor, evet. Bitmeyen senfoni gibi. Bitmiyor. Güce dayanan bir pist. Güç de atın diriliğiyle, direnciyle, gücü kuvveti nispetinde dayanabileceği bir durum. O yüzden baktım. Geçtiğimiz yıl bu Black Metal bir yarış beraber koştuk. Eğerlemede gördüm. Çünkü atları genelde tanıyoruz. Burada olmayan bir atı tanımıyoruz. Yani şeyden gelen bir at, Ankara'dan gelen bir atı. O kadar çok at var ki artık. Evet. Ama benzer gruplarda benzer atlarla koşuyorsunuz genelde. 3 aşağı 5 yukarı. At yabancı bir at olduğu belli. Baktığın zaman çok göz alıcı, çok eşkalli bir at. Sonra baktım. Onunla ilgili de küçük de bir hikayemiz var. Bu atın bir anne kardeşi vardı, Navajo diye. Otorize'den olan anne karında geldi. Ben o ata Fransa'da arttırmada bir arkadaşıma alıyordum. Değerli büyüğümüz Murat Kadayıfçıoğlu geldi. Ya siz birkaç tane aldınız, ne olur bunu bana bırak. Atalamadım bugün dedi. Peki abi dedim, bıraktım ve Otay karnındaydı bu annenin. Aha. Yani o kendini fazla gösteremedi. 10-11 yarışlık bir kısa yarış hayatında 3 tane arka arkaya olmak üzere 4 tane birinciliği vardı. Çok sıkıntıları yetenekli, vardı ama çok, çok yetenekli yani. Bir safkandı, çok iyi attı. Yani bu anne, anneye güveniyordum biraz da geçen gün bahsederken. Ata inancım vardı. At bile diri kaldı. Hep kenardan kolay grupları kolay kazandı. Çıkışta olan bir safkandı. Açık biraz böyledir. Ben hep söylüyorum. At gününde ve iyi olan kazanır. Atın ismi koşmaz. Kesinlikle. Sporun her dalında var aslında. Muhakkak. Bir de lafını lütfen unutma. Black Medal'la ilgili şunu söyleyeceğim. Ekibi de, ekürüyü de kutlamak gerekiyor. Yarış hayatına kim yarıştığında başlayan ve ondan sonra başarısız olup sevgili Gökhan bir daha hiç kim koşmadılar. Evet. O da çok önemli, öyle değil mi? Tabii yani, atını tanımak kadar güzel bir şey yok. Yani daha sağlıklı kaldığı, daha ayağının rahat bastığı, geri dönüşümde sakatlık riski minimuma inen yani, bu çalışmalar çok doğru tabii baktığımız ki. Baktığımız zaman da hep sevdiği mesafelerde, sevdiği yarışları koşmuşlar. Ve bir de Suat, sana şunu sormak istiyorum. İkililiğinde az yarış koşmak atın ileriki hayatlarında olumlu yönde yansıdığını düşünür müsün? Kesinlikle, belki hiç koşmamak. Yani ben şöyle söyleyeyim, yine iki tane çok sevdiğim değerli dostumu anmadan yapamayacağım. Bir gün Ülkan Delikan abimizin selam atlarını olsun. Selam olsun buradan da kendisine ve Sencer Can'a, Funda Hanım'a da kendisi davet etmişti. Kemer Country'ye gitmiştik. Orada atlara bakıyorduk. Bir at ilgimi çekti. Dedik o daha çok dedi, çocuk dedi. Ne çocuğu abi dedim, koskocaman at dedim, neresi çocuk? Daha dedi 6'dan 7'ye dönüyordu. Daha yeni kıracağız bunu dedi. Evet. Yani yeni daha yani. At, o disipline yeni yani okuma yazma öğrenecek at. Düşünebiliyor musun? Biz beklenti burada, de var. Beklenti de var. Zaten genel ritüel öyleymiş. Hı hı. Yani konkurlardaki genel tabii ritüel böyle. Belki bu atların birçoğu işte ben sabah zaman zaman birkaç tane sevdiğimiz abimizle arkadaşımızla sohbet ettiğimizde hep aynı şeyi söylüyorum. Biz atı koşuyoruz, yetiştiremiyoruz. Hı hı. Bizdeki en büyük sıkıntı bu. Atlar yetişmiyor Türkiye'de. Şimdi buradan hani
çok derinlemesine girmek istemiyorum ama hani bazen şaibeli bir şeyler oluyor. İşte özel aygırlar, erken doğumlar. İşte o atların en büyük avantajı o. Bir tayın yarış yaşamındaki biri ikili, biri iki buçuklu gibi koşuyor. Veyahut da biri birinden atıyorum 6. ay doğumlu, biri Ocak ayı doğumlu olduğu zaman zaten otomatikman bir canlının 24 aylık yaşamında 6 ay fark demek %25'i. Yani. Yani 100 yaşında ölseniz 25 sene kayıp gibi düşün. Bu çok büyük bir artı, avantaj veya dezavantaja dönüşüyor. E o yüzden gelişmesini tamamladıktan sonra mümkünse belki hiç. Benim yani elimde bazı taylar var şu an. Mayıs ayında sahaya getirdim. Hala yani, tırıs yapıyor. Çok önemli atlar. Çünkü az önce de söylediğim gibi ilerleyen yaşlarında çok olumlu yönde. O şansı vermezseniz kırılıyor gidiyor. Aynen. Zaten. Olacak. Biz bir gül koyalım istersen. Yurt yarışa gideceğiz. Harika. Vermont'a gidiyoruz. Evet değerli yarış severler, altılı ganyan başlayacak. Belmont at the BKL'de maiden mücadele 1200 metre mesafede kum pistte düzenlenecek. 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları bu koşuya iştirak ediyor. Yarışın favorisi 6 numaralı Jester Song. %44 oynanma oranıyla favori olarak görünüyor. Onu Louis Saez'de izleyeceğiz. 106 gün ara vermiş. 1 lira 30 kuruş güncel ganyan oranı var. Tabii yarış başlayana kadar bu oran iniş ve çıkışlar gösterecek. Altılı ganyan başlıyor dedik. 3 numaralı Papi on Ice bu koşuda yarıştan çıkarıldı. Diğer koşularda da çıkan isimler var. Yine onları tekrar edelim. 4'te 13, 14, 15, 16 koşmayacak. 5. koşuda 11, 12, 13, 14, 15 yarışa iştirak etmeyen isimler arasında 6. koşuda 1, 8, 8. ve son koşuda 11, 12, 13, 14, 15 yarışlardan çıkarıldı. Altılı Ganyan'ın başlangıca 3. koşu yaklaşık olarak 1-2 dakikalık süre içinde başlayacak maiden mücadele. Jester's Song, Louis Saez yarışa favori olarak katılıyor. Artık atlar start gerisine geldi. 1 numaralı Sufera yerini alacak. İlk safkan olarak kulvara girdi Sufera. 2 numaralı Atlantic Dancer. Atlantic Dancer yerinde hazır. 4 numaralı Echolais. Echolais da yerini aldı. 5 numaralı Lupus Legacy. Lupus Legacy yerini alıyor. 6 numaralı Jester Song. O da hazır. 7 numaralı Stealth 34. Geliyor ve yarış için yerini alıyor. 3. koşu altılı ganyanın başlangıç ayağı için atlar start hakeminin emrine girmiş durumda. Start verildi ve yarış başladı. Çıkışta 2 numaralı Atlantic Dancer tökezledi. 2 boy geç çıktı. Koşu hızlı başladı. Ortadan 5 numaralı Post Legacy. İçeriden 4 numaralı Echolais. Bunların dışından 6 numaralı Jester Song. Öne gelip yüksek tempo oluşturdular. 4 boy kadar girdi. 4.lükte 7 numaralı Stealth 34 dışta. 1.5 boy kadar girdi. 1 numaralı Sufera içeride. 7 boy kadar geride. 2 numaralı Atlantic Dancer sırasıyla son 600'e girilmek üzere.
Liderliği 4 numaralı Echulais ele geçirdi. 1,5 boy fark yaptı. 5 numaralı Post Legacy onun temposunu da takip ediyor. Onları da 6 numaralı Jester Song dışarıdan atak yaparak farkı azaltmaya başlıyor. Düzlüğe çıkılırken dışarıdan 6 numaralı Jester Song içindeki 2 rakibinin de önüne geçmeye çalışıyor. Ortada 5 numaralı Lupus Legacy, içeride 4 numaralı Echulais. Düzlüğe başa baş çıktılar. Dışarıdan 6 numaralı Jester Song temposunu yükseltti geldi. Sonraki yüzde rakiplerine ağırlığını hissettirmeye başladı. Ama yine de içerideki atlarda mücadele henüz bırakmadı. 6 numaralı Jester Song dışta. İçinde 5 numaralı Post Legacy mücadele verenler. Fark 1 boy oluyor 6 numaralı Jester Song. Artık farkı açıyor. 3 boy oluyor fark 6 numaralı Jester Song. 5 numaralı Lupus Legacy'nin önünde. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayı ikinci koşunun galibi oluyor. 6 numaralı Jester Song. Luis Saez yarışı kazanıyor. Ben Old Park'ta 6 numaralı Safkan bu koşuyu kazandı diyerek hemen yurda dönelim. Hiç zaman kaybetmeden bir sonraki koşumuza geçelim. 10 Eylül Ankara'dayız. Eskişehir Sanayi Odası koşusu. Çayka ve de tabii işte müthiş bir performansla koşuyu lehine çevirdi. Gökhan gerçekten özel bir isim. 3 yarış koştu. Evet. Her yarışı birbirinden daha iyi. Üzerine koyarak devam ediyor. Çayka'yla ilgili neler, daha doğrusu bu koşuyla ilgili neler söylersin? Şimdi Çayka'da izlenim şöyle. İlk yarışını burunla kaybetti. İkinci koşusunu yakın ara kazandı. Fakat bugün hani at sanki o iki koşuya ihtiyacı varmış gibi. Hani biraz önce ettiğimiz sohbet var ya, hani atlara zaman verilmesi açısından. Kesinlikle öyle. İşin içerisine bir de çiftlikler girildiğinde, biraz da geç gelişen aygılara denk geldiğinde yani tamamıyla iki yaşın olması gerekiyor. Ama bazı durumlarda da bazı taylar bir ya da iki yarı sonrası hani nefes kondisyonundan daha ziyade tecrübe olarak da konsantrasyon olarak da kendini yarışa veriyorlar. Bu çok önemli. Sanki Çayka o iki yarışta hani koşmayı öğrendi. Belki hani nefesi, kondisyonu, koşu tecrübesinin muhakkak etkisi var taylara. Ama sanki o iki yarış sonra öğretti. Evet, ben piste geldiğimde koşmam gerekiyor. Yani, onu öğrenmiş gibi bir yarış yaptı. Derece de 1.35-76. Yani Çayka başka koştu, diğer atlar başka bir yarış koştu gibi. Evet, start verildi. Geloglim önde. Bu arada bir 700'en oraya alabilir miyiz? 700'en oraya bir alalım, bir zahmet. Tamam, oynatalım. Şimdi Geloglim önde gidiyor. Şimdi Ankara virajı özellikle Çin pistte bakıldığı zaman daha geniş. Hı hı. Daha böyle atlar rahat dönebilir. Evet, ama yani atlar mesela bak şu an mesela doğru ayaktayken bak sol ayağını aldı. Sol ayağını aldı. Sol ayağında son 100 metreyi dönecek yani viraj dönene kadar. Hatta 100 metreden de fazla. Yani atı ona müsaade etmemek lazım. Bunlar atları sakatlama yakın. Çünkü sol ayak dönüyor, viraj dönüyor, temposu azalıyor. Yani at belki açılımından belki kendi isteğini almış olabilir ama ona müsaade etmemek lazım. Yani bu at 150 metre sol tarafında döndü. Zaten düzlük önünde de ters ayakta gücü de azaldı. Ya da bir sıkıntısı vardı bilemiyorum ama dikkatimi çekti. Çayka bu yarışıyla bu yıl Line Victory çok etkili yarışlar yapıyor. Şu an için iki yaşlarının en flash tayı kariyer kursunu kazandı. Son kursunu uzak kazandı. Evet, onun sonrasında evet çok başarılı taylar var. Genelde gündeme taşıyoruz. Daha da başarılı taylar da çıkacak ama Çayka bu koşusuyla kesinlikle ben de yılın flash tayı olmaya adayım dedi yani. Kesinlikle. Derece babında koşma, koşu hakimiyeti. Şimdi koşuda Nirvana ilk 3 yarışını yaptı. Belki de yine biraz önceki sohbete o 2 yaşlılığında o 3 yarış ona ağır geldi yakın aralarla. Nirvana derken Gökhan bir sözünü unutma. Dilba aksesuarı taktılar ilk kez bu koşuda. Onu yani ondan zannetmiyorum. Çünkü at bir şeyler aranıyor ki yani o beklentim biraz altında kaldı. Çünkü o ilk 3 yarış taya ağır geldi. Sonuçta Line Victory'yi geçmişti. Peki, son 200'e gelirken 4 bayrağı kapattı geldi. Onun ardından tekrardan bir kuş programı yapıldığında 2 yaşlar için çok kolay olmuyor. Tabii ki usta ellerde biz burada dile getiriyoruz ama görünüm olarak öyle. Yani 2 yaşlarında çok fazla ciddi yarışlar üst üste baskı kurulduğunda taylar üstesinden gelemiyor. Ya da en azından birçoğu tay gelemiyor. Biz zaten koşu öncesi Nirvana ilk sıralarda da önermemiştik. Çünkü yaptığı o iki yarışı ilk üç yarıştaki gibi koşusu gibi değildi. Yani Tur Demirkır, Azmin Zafer, Altın Sıma tabelede bitirdiler. Bir istikrarları var, bir gayret gösteriyor ama koşuyu kazanan Çayka yani inanılmaz bir performans. Yani sadece bu yılın değil birçoğu geçmiş yıllarında bakıldığında 1600 metre çık. Üçüncü her yerde kolay git. 35, 7 boy. Yani evet. Daha ayakları yere değmiyor. Maşallahlı yani. Peki. İnanılmaz bir performans sergiledi. Suat? Ha, yarıştan önce de ben böyle bir sürpriz yapabileceğini öngörmüştüm. Orijinini biliyorum. Beğendiğim bir at. Bir önceki yarış çok hoşuma gitmişti. Diğer atlar çok
kısa periyotta çok sık ve zor yarışlara çıktılar. Mesela Nirvana'yı hiç beğenmedim bu yarışını. At çok kısa aksiyon yapıyor, sonlarda sıkılıyor. Pek rahat gibi görünmüyor. Yani bu atı bu yarışta kağıt üzerine geçebilecek atlardan biriydi ama at gelmiyor yani. 400'den bu tarafa gelirken özellikle önleri çok kötü gidiyor at yani. Bir de şöyle bir şey, Şayka bu koşuda koşan tek dişi Tay. Tek dişi diye ondan verdik zaten. İkincisi Vedat Abiş'e de küçük bir parantez açmak lazım. At da hiç kavga etmedi. At akışına bıraktı. Geldi ön tarafın arkasına en güzel yere koydu. Tayı yumuşattı. Düz yolu bekledi. Döndü koyverdi gitti. Arkadan gelecek atların gelecek takatı yok zaten. Çok kısa periyotta çok üst üste zor yarışa çıktılar. Yani en basit Nirvana incelersek ilk 3 yarışındaki başarısında 20'şer gün 18 günlük aralarla koşarken 2 hafta indirip bir de araya İstanbul seyahati giriyor. Ben hep bu yarışların çok olmasına karşı olanlardanım. Yani İstanbul'da açık yarış, İzmir'de açık yarış, Bursa'da açık yarış, her yerde açık yarış var yani. Yarış olunca? Çok yarış olunca insanları... Dayanamıyor insanlar doğal olarak. İşte biraz da ekonomik şartlar da ağır basıyor. Bazı insanların bir atı yok, birden fazla atı var. Günümüz şartlarında bunların da üstesinden gelmek kolay değil. İnsanın gönlünü aklını çeliyor ve hataya teşvik ediyor. Bu tip durumlar olabiliyor ama atını iyi hazırlayan, yarışı en iyi şekilde çıkaran Tay sakin ve jokeyin eline tabi bir sürati var. Yani gaza bastığı zaman daha bunun vitesi var yani gidecek ve gidiyor. Bir de yani o gün için Çaykaya yapabilecek rakiplerini yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bu mevcut atların bugün için geçmeleri imkan dahili değilmiş. İsterse evet. Bir ay arada verseler bugün için geçemezlermiş kanaatindeyim. Peki. Yani bu at oldukça başarılı koştu. Ağzına sağlık diyelim. Hemen sevgili yarışseverler. Teşekkürler sevgili yönetmenimiz. Biz sonraki koşuya geçelim. 11 Eylül İstanbul'dayız. Kısa vade 8 yarış. Saygı ve rahmetle analım Joe Clark koşusu. Dolya Voroskaya bu koşuyu kazandı ki koşu içerisinde yaşadığı şanssızlıklara rağmen koşuyu kazanmasını evet. Bildi diyelim ve Gökhan'a pası atayım. Şimdi Dolya Voroskaya benim yakından takip ettiğim bir tay. Adil Mert Kaya IQ'lu üstünde Tezcan Taşer arkadaşımız. Yani bu tay koşulup başarılı olduğunda ben de çok mutlu oluyorum işin açıkçası. Ama çim piste çıktığı zaman çim pist performansından değil ama çim piste ne zaman çıkar diye kafamda bir soru işareti vardı. Koştuğu yarışlarda yaptığı performansa bakıldığında bir keresinde gereksiz çok hızlı gitti. Diğerine rakiplerini kaçırdı. Bugün için bence koşunun en iyi yerinde gitti. Bir parantez açıp öndeki Alucard ve Erhan Aktuğ'yla biraz paylaşmak istiyorum. Şimdi Alucard bir yarış koşmuş Ankara'da gelmiş İstanbul'a. Yani tay bu. Buralara kadar pek fazla bir şey göstermiyor. İlk defa çıktığı piste. Dolayısıyla da bir şeye kızmış olabilir, huylanmış olabilir. Yani adaptasyonu farklı yönde olabilir. Virajı dönerken orada ilk defa geldiği için hani farklılık gördüğünden dolayı böyle bir hareketler bulmuş olabilir. Bir geri alalım lütfen. Geri alalım yayında. Evet. Alalım. Alalım. Şimdi ağır ağır oynatalım. Şimdi üstünde Erhan Aktuğ var. Bu arkadaşımız da hani artık at biniyor. Oldukça başarılı. Ediniyor. Yani başarılı. Şimdi bu at dışarı doğru kaçıyor. Şunu çok net söylemek isterim. Bir at ben dışarı kaçacağım. Ben döneceğim, sapacağım. Dünyanın hiçbir jokeyi ona bir şey yapamaz. Engelleyemez. Kantarma ağzına kilitler gider. Ama at zaten kantarma uyumuyla sen onun direncini kırarak ve sen onu yönlendirmek için zaten bir eğitim alıyor. Şimdi buralardan sonra bakıyoruz. Şimdi at dışarı doğru kaçıyor. Ben mi göremiyorum yoksa öyle mi? Erhan Ata bir şey yapıyor mu şu an? Şu anda bir şeyi katkısı yok. Bak tekrar ediyorum. At kaçmak istediğinde, güce bindiğinde hiç kimse bir şey yapamaz. Bence 10 kişi bir tarafa gidin. Atı tutsun. 10'u birden bu tarafa atar. Şöyle start gerisinde görüyoruz. Gökhan bazen 5-6 start görevlisi kıpırdatamıyor kazık. İstemediği zaman, sürece. İstemediği zaman. Şimdi bir de alalım lütfen yayında alalım. Dolayısıyla da beni de yeniden almak anlatmak istiyorum. Atın direncini kırmak için kantarmayla oynaman gerekiyor. Bir tek kantarma çekmen lazım. O elindeki kamçı senin zaten dayak için değil. O bir uyarı. Yani hadi kalk biraz daha hızlan demek için var. Hı-hı. Ya da bir uyarı hayır yaptığın yanlış demek için var. Tutuyor sadece. O tuttukça at daha çok direnci arttı. Daha çok tabiri caizse yüz aldı ve gitti. Yani buralarda artık geçti. Buradan sonra daha yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Neyse ki atın ilgilerine de geçmiş olsun. Erhan'ın da bir şey yok atlattı ama yani at dışarı doğru gitmeye çalıştığında senin orada onun bir direncini kırman lazım. O viraja gelmeden sinyali verdi zaten. Veriyor tabii bak gidelim. Biraz daha geri alalım. Buralarda değil yönetmenim. Biraz daha geri alalım. Bak.
Tamam. Bak buralardan sonra at dışarı kaçıyor belli. Evet. Doğru mu? Kaçıyor. Oynatalım lütfen. Sadece atı tek taraflı tutmaya çalışıyor herhalde. Hiçbir şey yok. Ya buralarda bir kantarmayı oynat. Şöyle bir ağzına hayır de, yanlış yapıyorsun de. Bir seslendi mi bilmiyorum. Bir dokundur. Yani bir direncini kır. Direncini kırsa, bunu yapsa, bana kalırsa oralara gitmeyecek. At yine dışarı kaçabilir ama devam düşmeyebilirdi. Yani bu benim düşüncem yani. O yüzden de sonuç itibariyle iki canlının yaptığı tek sporu yapıyoruz. Ve bununla birlikte de atı yönlendirmen gerekiyor. Sen yönlendirmezsen, tek başına bırakırsan o zaman istediğini yapar. Ha güce, tamamen güce dayalıysa zaten ona yapabilecek bir şey yok. Koşuya dönecek olursak Dolly Vroskova'ya bundan etkilendi doğal olarak. Çok. İçeriden gelen Zertas, Topsy-Turvy bir avantaj söz konusu oldu. Fakat İstanbul çim pisti düzlüğü uzun olduğu için tekrardan güce dayalı noktaya gelindiğinde Dolly Vroskova'ya gücünü gösterdi ve son 200'den sonra rakiplerini yakalayıp geçmesini bildi. Ben zaten bu atın 2000 metre ve üzeri başka bir mesafe. Ama ben Dolly Vroskova'nın 1600 metre ve 2000 metre arasında çok daha başarılı olacağını anlamıştım. Yani 2000 metre bildiğimiz var diyorsun. Hayır, bütün atlar için bu. Yani 2000'den sonra yukarıyı, yani ülkede tamam çok uzun at oluyor. Bazı atlara evet bu çok uzuncu diyorsun ama yani 2000 metre ve üstü, o mesafe başka, onu biraz görmek lazım. Ama 2000 metreye kadar bu at daha başarılı olur. Sonuç itibariyle uzun aksiyonlu bir at. Ayağına çok seri değil, jokey yürüttüğü için önlere gidiyor. Ve belli bir gücü var, onu devam ettiriyor. O yüzden de hani koşu biraz daha tempolu gittiğinde bu ve benzeri atlar daha başarılı olurlar. Zertas'ın Topsy-Turvy'nin de koşuları iyiydi. Ama kazanan Dolly Vroskova'yı ve ilgilerini kutlayalım. Bence harika bir performans sergiledi. Önümüzdeki yıla çok daha yarışlar yapacaktır. Dolce Vroskova'ya güzel bir performans sevgili Suat. İlk çim pist yarışıydı. Yaşadığı sıkıntılara rağmen başarılı bir performans. Neler söylersin? Şimdi şöyle bir şey. At Dolce Vroskova iri bir makine. Yine burada Berat'ı tebrik ediyorum. İki tane doğru hamle yaptı. Yine aldı. Yarış bu tayların mesafesine göre uzun bir mesafe. İlk kez böyle bir mesafeye çıkıyorlar. Atı başında koyduğu yer harika bir yerdi. Temposunu aldı. Çünkü bu at çabuk hızlanabilecek eşkalde bir safkan değil. Eşyanın tabiatına aykırı. Ve şeyde ucu sıyırdı. Önündeki atın sapmasından. Keşfetti, onu hissetti. Erken fark etti, evet. Ve içine kaçtı. Yoksa ikisi beraber gidecekti ki bu netice kesinlikle çıkmazdı. Ama ben yarışın genelini beğenmedim. Yani mesela bu yarışta Topsy-Turvy'den daha etkili bir yarış bekliyorum. %100 katılıyorum. Son yarışına göre. Tabii ki içeriden gelen o Zertas kazanıra girdi, devam edemediler. Buralarda Dolly Vroskova biraz daha içe kaçtı. Sonlarda yamuldu. Biraz iri bir at. Üçlüde daha iyi bir at olacak havası var ama şimdi öyle de bir enteresan durum ki trene bindim mi inip tekrar geri binmek kolay değil. Şimdi bu atlar belli bir raya girdiler, koşacaklar. Artık bu atı buradan sonra durdurup seneyi beklemez kimse. Kolay değil. Eldeki bu sene çok iddialı, önemli bir jenerasyon gibi de durmuyor şu an itibariyle. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl, zaten sezonun bitmesine son 8 hafta kaldı. Bu 8 haftadan sonra da zaman zaman bir şartlarda yeni taylar çıkıyor ama daha koşmayan sayısı oldukça fazla. Önümüzdeki yıl ilave olanlar olacaktır. Yarış genel anlamında çok güzel bir yarış olmadı. Tempo var. Start çıkışı 24.30 başladı. Hı hı. Ama toplamdaki derece, gerçi günün genel anlamında bütün yarışlarda o gün. O gün onu soracaktım. Evet. Mesela bu yarış 1.39'un içerisinde bitti ama hepsi, farklı koşullara baktığımız zaman. Evet, beklentilerin 1-2 derece altında bitti yarışlar. Bir de sahayla ilgili bence. Olabilir, bariyerler açıldı sahayla ilgili. Farklı şeyler etken olabilir ama yarışın geneli gözü okşayan, öyle çok albenili, çok ışıklı, 8 kısa vade bir yarış gibi. Yani şöyle diyebilir miyiz, senin adına koşu öncesi beklentin daha farklıydı. Şimdi şöyle bir şey, mesela buralara geldiği zaman Halis her yerde en iyi yere koydu tayı ama at oradan koparıp gidemedi yarış. Cevap veremedi. Yani o istediğim şeyi yapmadı. Mesela buralardan sonra bir atı biraz geriye alabilir miyiz? Tamam. Şimdi burada viraja girerken en büyük avantajı şu an öndeki ikinci olan tay aldı. Zertas. Evet, bu Zertas'ın buradan bu yarışı kaybetmemesi lazım. Hı-hı. Yani biraz yetenekli bir atın buraları nereden baksanız 2-2.5 boy ara var. Yani Dolly Vroskova sadece fiziğiyle geldi.
Gücüyle geldi buradan sonra. Hiçbirini son 100 metre yürüyecek hali kalmadı öndeki ikisini. Yani 1-2 olacak atlar kabuğuna çekilen bir şey gibi oldular böyle yani. Şimdi daha da yani farklı avantajlı olmalarına rağmen tempolarını arttıramadı. Küçüldü, adımları küçüldü, atlar ufaldı sanki bir anda. Geldi fiziğiyle ezici bir üstünlük sağladı. Yani rebound'a böyle bir pivotla gardın rebound'a çıkması gibi ya da bloğa çıkması gibi ama bu fiziği çok üstün bir Safkan. Yol açık olsun. Genel anlamda iyi bir at hazırlanmış. Başta Tercan kardeşimiz ve sahibi Adil Mertkaya kardeşimiz. Ben her zaman söylüyorum, yetiştiricilikteki Türkiye'de en beğendiğim yetiştiri yapan kişidir kendisi. Azat'la butik bir harada. Bir de iki yaşlı çabuk hazırlanan isimler oluyor. Şimdi çabuk hazırlanmanın biraz artları şu. Şimdi şu dayı bak iyi beslenmiş, iyi büyümüş. Nizami haralarda çekilmiş, hiçbir şaibesi yok. İyi bir anneye ve iyi bir haradan geldiği için böyle işte gelişmesi olması gerektiği gibi. Peki, noktayı koyalım. Hemen bir sonraki koşuya geçelim. 11 Eylül İstanbul'dayız. Saygı ve rahmetle alalım Kaya Erkul koşusu. Beklenildiği gibi koşunun ağır favorilerinden biriydi Zafer Ateşi. Beklenildiği gibi kazandı ama zor bir yarış oldu. Bakalım Gökhan neler söyleyecek. Şimdi bu ve benzeri koşular zaten zor koşular oluyor. Yani nedeni ise koşuda grup bir galibi Zafer Ateşi var. Gerçi Gorgambet de kazandı. Ama Zafer Ateşi hani o grup bir koşu kazanmasıyla birlikte hani koşuda hemen hemen bütün yarışlar grup yarışlar. Bakıyorum grup 2, grup 2, grup 1, grup 3 işte Türkiye'nin en iyi şampiyonatlarıyla mücadele ediyor. İşte yakınlara bitiriyor, kazanıyor mücadele içerisinde. Şimdi bu koşuya bakıldığında Zafer Ateşi'nin son 5-6 yarışındaki rakipleriyle bu rakipleri bir değil. Farklı. Ama Zafer Ateşi'nin koşu stili de kolay değil. Yani yarı çok hızlı giderse her şey lehine gider ama sonuçta bu koşu binin altı geçti. Şimdi binin altı geçildiği zaman önlere gitse o sprinti yapamaz. Arkada kalsa bak bir sürpriz olabilirdi. Atların arasından da çıkamayabilirdi. Yani slalom yaptı acaba. Ya, yani orada bir aksiyonu bulsa kalsa Yavinger Fatih'e önde geçecek. O yüzden de uzun mesafeli tek atlı böyle favori ağır favori atların koşuları daha zordur. Ben her zaman buna inanmışımdır. Genelde kazanmacıyla sonuçlanıyor ama çok kolay olmuyor. Çok istisnai bir durum. Olmazsa burada Javinger, Juno Maneta bu atlar son yarışlarında aşama kaydetmişlerdi. İşte bu ve benzeri birçok at belki de daha yeni kendini buluyor. Belki de bu zaman dilim içerisinde ya da bir videoları vardı sıkıldı bilemiyorum. Ama sonuçta atlar yükselişe geçtiler. Bu koşu şartlarına olsun Savade 8 bu koşu. Evet. Koşuyu kazanan Zafer Ateşi bir boyla kazanıyor. Javinger, Juno Maneta, Stillman bütün koşu yükünü çekmesine rağmen iki boy içerisinde bitti. O yüzden de hani aşama kaydeden atların daha başarılı koşmaya başlayan atların yanında Zafer Ateşi kağıt üzerinde ağır favoriydi. Doğal olarak kendisini tanıyan jockey ile kazanmasını bildi. Stili de zaten buna zorluğa müsait. Bak buralarda içeri doğru kayınca Stillman onun dışına doğru çıktı. Bak artık son yüzlere gelemiyor. Juno Moynoto geldi bayağı zor durumda kaldı. Tabii aslında. Son yüzler geçildikten tam sonra yakaladı. Ama işte o biliyorsun son 100 metre kala grup bir yarışta da böyle geliyor. Evet, evet. Yani sonlara doğru inanılmaz böyle bir gayreti var. Çok yetenekli, çok başka bir at. Ya 8 yaşında bir isimden bahsediyor. Ama işte baharını yaşıyor. Bir de şöyle bir şey var. Koşu sonrası Mehmet Marangoz'a Gökhan'ın ve Özcan'ın verdiği bir röportaj var sahayla ilgili. Sahada tam istediğimiz gibi değildi dedi. Oldukça yumuşaktı ki Zafer Ateşli'nin de çok sevdiği bir pist değil aslında. Ona rağmen oldukça başarılı. Ya sonuçta 20 yaşında kardeşi var Vazdağ'la hepimiz anlatmışızdır evet, biliyorsun. Evet. Dizleri kesinlikle. Böyle hiç daha önce televizyon anlattık. Çok, selam olsun kahramanına. Aynen öyle anne kanattı da hani çok kahraman fazla bulunan değil. Aa hiç. Evet. Allah rahmet eylesin. Maalesef ki kaybettik. O yüzden de Zafer Ateşi ve ilgilerini kutlayalım. Bir at işte görüyorsun böyle birçok isimleri canlı yayında ekrana taşıyor. Bir at bir program yapabilecek kesinlikle. Kadar hikayesi oluyor. Zafer Ateşi'ni kutlayalım. Teşekkür ederim uyardığın için. Ben teşekkür ederim. Uzun zamandır görmüyorum ve farkında da değilim. Yani rahatsızlığı rahmetli olduk. Yani. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğim, saydığım bir kardeşim. Zorlu bir iki sene geçiriyoruz aslında. Daha yeni yeni insanlar daha iletişimde oluyor. Kolay kendi değil. Kendi adıma söyleyeyim. Sosyal medyayı da çok kullanmadığım için maalesef evet. Biraz zor oluyor ama teşekkür ederim uyardığın için. Ciddi bir gaf yaptık ama Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Suat neler söylersin koşuyla ilgili? Garip bir yarış oldu. Atlar tabii ki burada da böyle. Ben mesela
Jerome Moneta katseydi kazanırdı diyenler dedim. Hala o fikirdeyim. Önce de aynı şeyi söyledim, şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Yarış onun aleyhine gitti. Yavaş gitti yarış. Hatta Ahmet yavaş gittiğini fark etti. Buralarda doldurdu geldi ön tarafa. At çok iyi koştu. Bu at belli ki önde gitmeden kazanmayacak yani. Hı-hı. Bu tarz mesafelerde önde büyük avantaj sağlıyor. İri bir at o da. Temposuna çıkması zaman ve mesafe alıyor. Ona bir paragraf açmak lazım. Bu at her ata zor gelebilir önde gittiği zaman. Buralarda durduğumuz zaman yaşlı kurt, Zafer Ateş artık 8 ama 8'i de geçti, 9'a geliyor. Yani şurada durdursak hiç kimse diyemez. Kim diyemez. Zafer Ateş'i kazandı diye. Kesinlikle böyle bir şeyi öngörmek en azından şu an için çok zor. Yani buralarda artık öndeki at bitirdi. Dıştan da Romaneta geliyor diyorsunuz ama bir anda kopuyor geliyor aradan. Yarışta atlara da haksızlık etmemek gerekir ama iyi koşan bir atı Stillman. Bu tarz gruplara pek gelen ve koşan bir at değil. Koşunun yükünü de çekti. Kendi adına koşunun yükünü değil avantajını çekti. Önde bir güzel bir avantaj almıştı. 6.5'ta geçti. Tam her şey iyiydi ama ne zaman Ahmet temponun yavaş olduğunu fark edip yürüyünce grup da yürüdü. Evet. Yoksa herkes uyumaya devam ediyordu yani. Yine pek... derece olarak da 2.13. Tabii ki ilk 6'ya göre iyi bir derece. İlk 1.6 çok iyi derecede geçti. Çıkmıyor doğal olarak. Çıkmıyor. Saha çünkü az önce bahsettiğimiz gibi oldukça yumuşak derecelerde o gün için çok parlak dereceler çıkmadı. Değil, olmaz. Zaten bu tip böyle 6.5 geçilen bir pistte de tempoda da pis şartları ne olursa olsun pek önemli bir netice şey de olmaz. Derece çıkmaz. Peki. Yarışta Zafer Ateş'ini iki defa kutlamak gerekir. Artık yarış yaşamı, kariyeri başarılarla dolu. Zannediyorum ki geçen yarış bizler de burada çok eleştirdik. Yarış yavaş gitti ve çok geride kaldığı için kızdılar koştular. Yani bu at yoksa böyle çok sık koşulan bir at değil. Ama haklılıklarını gösterdi. Biraz daha ön grubu kontrolü gitti. Biraz da moral kazanmayı yarışı da gerekiyor hocam tabii, yani. Hem maddi hem manevi bazen tabii, ekip için de önemli. Sadece yani ekibin diğer fertleri de var. Atın ilgilisi var, sahibi var, seyisi var, antrenörü var. Herkes için bir zaman zaman. Çünkü ben hep söylüyorum. Bir, herkesi çok mutlu eder ama atçılıktaki en büyük şey 2-3-4'ü kimse görmez ki. Zaman zaman beşincilik bile bir başarıdır. Tabii. Benim anlayışımda başarıdır. Ya bir tabir var ya boş çıkmadı diye. Yalnızca kazananın haklı olduğu bir spordur bu. İkiyi kimse hatırlamaz. Böyle kesinlikle bir şeydir. Ama sporun genelinde öyle Suat. Maalesef. Yani aslında bir takım şampiyon oluyor, bir puan farkla oluyor. Veya varaj kimse namalup ikinci olan takımlarımız oluyor. Maalesef. Yani ama bizde gibi çok oluyor. Hep kazanan konuşuluyor. Biz de her gün yarış var onlarca. Tabii öyle. Peki. Hemen bir sonraki koşumuza geçelim. 14 Eylül'e gidiyoruz sevgili yarışseverler. Akbatur koşusu ki 3 yaşlı Arap tayları için çok önemli bir koşudur. Katıoğlu Akın Sözen de kazandı. Gökhan neler söyleyeceksin koşuyla ilgili? Şimdi bu koşuyla ilgili neler söyleyeceğim? Şimdi bu koşu ringin kenarında ben taylara baktığımda hakikaten artık 3 yaşlı Arap tayların birçoğu belli bir seviyeye gelmiş. Belli bir kondisyona ve başarı elde etmiş taylar işte. Akdağ Fırtınası grup koşu kazanmış, liderliği alıp gitti. Grup bir galibi Şahin Mahmut var. Flash başlayan Mahir abi var. Mr. Win her an devreye girecek. Rock Iron grup koşu kazandı. Demir Berke potansiyeli. Deniz Ateşi grup koşu kazandı. Katıoğlu son kum yarışının grup koşunun ikinciliği, ikincisi. Büyük Dünya 1-1 yapıyor. Usta Jockey biniyor. Son yarışı evet. Dördüncü. O Derya Ateşi zaten potansiyelli. Çok iyi bir yarış yaptı. Yani ringde evet harika bir koşu bizi bekliyor diye ringin kenarında olan herkes bunu çok kolaylıkla görebiliyordu. Fakat şimdi bu Deniz Efe bir koşu öncesi Ankara'da 7-8 gitti. Tamam 3 yaşlı. Bir start çekmişti o gün için. Çok istediği gibi önlere de gelemedi. Tamam olabilir ama bugün Akdağ Fırtınası koşu önde götüren bir at. Ama koşuda Mahir abi var. Mr. Wim var. Yani bu atlar da önlerde gidiyor. Hı-hı. Şimdi Akdağ Fırtınası çıktı gidiyor. Bıraktığın zaman kesinlikle Mahir abi Wistum'un da peşine takılacak. Bence onların arkasında kalsaydı çok daha ciddi bir mücadele olurdu. Evet. Şimdi 2 gitti. Yarışın bir son 800'ünü alalım. Lütfen. Vaktimizde olduğu için anlatıyorum şu an. Dinliyorum ben de. Bak buralarda bir durduralım. Şimdi Akdağ Fırtınası önde gidiyor hemen yanında. Devam edelim lütfen. Yanında yani öndeki atın arkasında kalsa anlarım.
Bana kalırsa Şahin Mahmut'un oralarda olması gerekirdi. O zaman çok tamam, ciddi mücadele olurdu. Bir de altıda gelirken buralarda yürüttürdü. Koşu 1500 metre. Aktan fırtınası süratli bir at. Evet. Mr. Win ve Mahir abi süratli olmasına rağmen senin arkanda 800 önde gelen atın yanındasın. Altıda gelirken de devam edip 2000 önde dönüyorsun. Ve ikinci oldu Atay. Son İstanbul'da kazandı. Sentetik'te koştu ki Sentetik'te iki kez koştu. İkisini de kazandı. Onda da direkt dibine gelip ara yapmak istedi ama bunu da gerçekleştiremedi. Ama o yarıştaki atlar veyahut da bu grup bir değil. Önde giden bir at var. İki tane saydığım at, ikisi de koşu önde kabul eden. Hatta Mahir abi bu yarışa kadar hiç kimseye liderliği vermedi. Evet. Bu yarışa kadar. İki boy önde giden bir at. Yani onların arkasında kalsaydı bence ciddi bir mücadele olurdu. Ama bu tabii Kataoğlu'nun başarısını gölgelemek lazım. Bakın Sözen Data çok iyi bindi. Kata ailesi de zaten uzun yıllardır atçının içerisindeler. Atçılar gönül vermiş. Atçılıkla hayatını idam ettiren bir aile. Şey, baktığımız zaman sevgili Gökhan, Urfa'da, Şanlıurfa'da yarış hayatına başladı. Evet. Mehmet Emin Doğan'la kazanıyordu. Evet. Daha sonra Alev Katı, Ankara'da, Adana'da başarılı yarışları var. Ondan sonra şartlı yarışlardan sonra grup yarışa geldi. Son bir önceki kum yarışı çok parlak. Onun üstüne de bu kazandığı yarış ki koşuyu çok gerilerde takip etmesine rağmen sonlar ama şimdi geldi. Öndeki 4-5 at süratle gidiyor. Evet. Yani bu koşunun son 200'den sonrası diri kalan bir atın önlere geleceği aşikar. Kazanır kaybeder tartışılır. Ama Kataoğlu zaten ilk defa sentetik piste çıktı. Ankara'da ikinciliği güzel. Sentetik piste de uyum sağladı. Bir de bir Sarra temsilcisi. Aslında ringde baktığın zaman en güzel atlardan biri. En gösterişli atlardan biri. Hı-hı. Ama son kursun ikincisinin sonrasında sentetik pistte böyle koşu kazanmış grup atların yanına nasıl koşabilecek çok öngöremiyorsun. Fakat Akın bu ve benzer atları çok iyi biniyor. Yani aksiyonu tamamladıktan sonra son 300'den sonra tamamıyla atın son gücünü çıkartıp bunu devam ettirme noktasında uyum sağlıyorlar. Mesela Çelik Kalkan diye bir at vardı aklıma geldi. Ona da böyle biliyordu. Ama bugün bence atına inanarak biniyor. Sonuçta atların arasında kalmadığı, atlarla mücadeleye girmedi. Arkalarda boşluktaydı. Düzlük dönüldüğünde de doğal olarak hızlı gittiği için yarış. 600'den sonra daha da hızlandı. Buralarda atların dışına çıkmadan ortadan zaten çok kapanıp daralması olası değildi. Varmış abi. Hiç acele etmedi. Kaybeder o zaman. Evet. Yani o arkada bekliyorsan o sakinliğini korumalısın, ata vermelisin. Aslında son zamanlarda bu kapanmaları çok görüyoruz. Hamleyi yapmamak gerekiyor. Sabırla bekleyip. Öyle değil mi? Tabii. Şimdi Şahin Mahmut'la Rak Ayrın gayret ediyorlar ama bugün için biraz daha tempoları düşünce ikisinin arasından kuvvetli geldiği için kuvvetli İktay çok zorlamadı yarışta çıktı. Yarışta istediği gibi gitti. Tabii. Aynen öyle. Mesela ben ikinci olan Deniz Efe'nin kostümünü inanılmaz beğendim. Yani giden atın peşinde 600'de grup 2'de böyle Akbatur kostümde basket yani bitirmek hiç kolay değil. Hı-hı. Bir de zorlu bir gruptan başka bir şehirden farklı bir pistten geliyorsun. Bence harika koştu Deniz Efe. Derya Ateşi kesinlikle çok potansiyelli bir tay. Bir sonraki yarış ve yarışlarına daha iyi olacaktır. Demir Berke son ikisinden sonra dışarı meyilleniyor. Kocaeli'nde de bariyere doğru gitti bu at. Yani bir sıkıntısı mı var? Daha birkaç zamanın ihtiyacı var bilemiyorum ama sonuçta böyle bir sinyal veriyor. Yani Kocaeli'nde içeri burada dışarı doğru meyillenmesi belki daha birkaç yarışa daha ihtiyaç olabilir. Mr. Win liderliği ne zaman alırsa, tempo belirlerse daha iyi koşacak. Çünkü Kaysberg temsilcilerinin birçoğu bu ve benzeri yarışlara daha başarılı oluyor. Mr. Win de bence atların arasında arkasında istediğini yapamıyor. Ama rakipleri daha seri olduğu için arkasında kalmak zorunda kalıyor. Kesinlikle takip edilmeli. Peki. Top alacak olursak Kataoğlu'nu kutlayalım. Bence tesadüfi yapmış bir koşu değil. Başarılı yarışlara devam edecektir. Özellikle sentetik pistte. Peki Suat'a söz vermeden önce Belmont'a gidelim. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Thank you.
Evet değerli yarışseverler, Beşli Ganyan'ın başlangıç ayağı olacak 4. koşu. İki yaşlı İngiliz tayları arasında düzenlenecek 1700 metre mesafede için pistte yapılacak koşuda 13, 14, 15, 16 koşmayacak. Taylar yerini almaya başladılar. Şu an yerini 9 numaralı Love My Candy aldı. 4 numaralı Sweetest Princess yerine yakın 10 numaralı Sweet Blush. Yerini alıyor Sweet Blush. 5 numaralı Burn Again. Yedekte 10 numaralı Sweet Blush'ın yerini almasını bekliyor o da. 6 numaralı Maggie'de yedekte. Sweet Blush yerine girmek konusunda titizlik gösteriyor. Sweet Blush bir kez daha yerine yaklaştı ve geri çıktı. 5, 11, 12 ve 6 numaralı Safkanlar 10 numaralı Sweet Blush'ın yerini almasını bekliyor. Şimdi Sweet Blush yerini alıyor. 5 numaralı Burn Again yerini aldı. 6 numaralı Maggie yarışı için yerini alan bir dişi tay oldu ve 11 numaralı Amanda's Folly, 12 numaralı Here We Go Again gerideler. Amanda's Folly yerini aldı. Son dişi tay, Here We Go Again. O da yerini aldı. Dördüncü koşu için dişi taylar hazır, start verildi ve yarış başladı. Koşunun ilk metreleri 7 numaralı Smokey Eyes, ortadan hemen dışından 8 numaralı Orange Freeze öne hamle yapan isimler. Bir boy farklı öne çıktı 7 numaralı Smokey Eyes dışarıdan. 12 numaralı Here We Go Again hemen içinden yarışı hızlandıran 11 numaralı Amanda's Folly olan isimler. Yine bunların içinde 9 numaralı Love Me Candy var. En öne şimdi 12 numaralı Here We Go Again geçti. 1,5 boy fark yaptı. Dışı açıldı. 11 numaralı Amanda's Folly ikincilikte orada. 1,5 boy kadar girdiği içte 7 numaralı Smokey Eyes ve hemen dışındaki 9 numaralı Love Me Candy. Üçüncülük ve dördüncülükteler. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Orange Freeze. Beşincilikte dışında 4 numaralı Sweetest Princess. 1,5 boy kadar geriden 10 numaralı Sweet Blush. Ön hamle yapmaya başladı. Bunun dışında 6 numaralı Maggie. İç kulvarda 3 numaralı Collaboration. 2,5 boy kadar geride 5 numaralı Burnt Again. 1,5 boy kadar geride 1 numaralı Queen Pin. 3 boy kadar geride. Son sırada 2 numaralı Franka var. Ve bu şekilde taylar düzle doğru gidiyor. 12 numaralı Here We Go Again liderliğini bir boy farklı koruyor. Buralara kadar 11 numaralı Amanda's Folly takibini sürdürdü. Üçüncülüğe gelen 9 numaralı Love My Candy. İç kulvarda 7 numaralı Smokey Eyes. Aralarında 4 numaralı Sweetest Princess. Bir boy kadar girdi 3 numaralı Collaboration içte. 1,5 boy kadar geriden dıştan 10 numaralı Sweet Blush atak yapıyor ve düzlüğe çıkılıyor. 12 numaralı Here We Go Again hemen dışındaki 11 numaralı Amanda's Folly'nin baskılar altında düzlükte lider. Dışarıdan 7 numaralı Smokey Eyes. Güçlü geldi, liderliği aldı. 1,5 boy fark yaptı. 3 numaralı Collaboration onun dışından atak yapıyor. 7 numaralı Smokey Eyes direniyor. 3 numaralı Collaboration geliyor. Collaboration geliyor. Rakibini sonda geçiyor. 3 numaralı Collaboration. 4. koşuyu 7 numaralı Smokey Eyes'in önünde kazanıyor. Belmont Park'ta 4. koşu 3 numaralı Safkan kazandı diyerek Akvatur koşusu ile ilgili sevgili Suat'a sözü vereyim. Güzel bir yarış oldu. Öncelikle önde giden iki at son iki oldular. Bu yarışın çok aşırı hızlı olduğunu bariz bir göstergesi. Evet. Tempolardan da bilindiği üzere. Bu Aktağ Fırtınası yetenekli bir safkan. Bugün için belki yarışı sonucu tamamladı ama yarışın kaderini oynayan attı. Yarış daha Mahir abi gelip yanına yarış hızlanınca yarış çığırından çıktı. Müthiş, yani görmeye pek alışık olmadığımız tarz dereceler. Gündüz yarışı, yarışın son 850, hı hı. 52, müthiş. Son 852 temposu 50.
Yani şey, başı 52 sonu 50, enteresan yani. Her zaman alışık olmadığımız tarz dereceler. Kazanan Safkan çok enteresan. Sen yarış hayatını kısaca bahsettin. Çok gösterişli olmayan fiziğe ve orijine sahip. Ama ben bunu birçok Safkan'da söyledim. Gerçi bu at genç yaşta birçok pisti denemiş. Bazı atlara, bazı pistler ayağına çok rahat geliyor. İnanılmaz yarışlar yapabiliyorlar. Bu da bunun bariz bir göstergesi. Bir önceki yarışta geçildiği ve ciddi fark yediği atları bu yarışta... İkinci olduğu yarışta geçildiği ata bu defa o tam tersine ciddi bir fark yaptı. Yani buralarda da durdursak, gerçi biraz geri alabilir miyiz? Akın çok tamam. Sabırlı. Sonuç sabırlı değil, at gitmiyor. Ya yani uyamıyor bu surete. Sonra da istediği oynatalım normal seyrinde. Şu an grup sondan bir önce. Arkadan gelecek bir at gelecek bu yarışta. Bu tip tempolarda arkadan bir at gelecek ama bu çok arkadan geldi ve bak buralarda yavaşlamak zorunda kaldı. İstediği yeri bulamadı. Bir trafik sorunu var. Evet, Akın zorladı aldı orayı yani. At da cevap veriyor ama yine de buralarda yarış sanki öndeki iki at bir iki yapacak gibiydi. Buralardan sonra son 70-80 metrede inanılmaz bir sprint yaptı at. Yani bunu perçinlemesi için tekrar bence İstanbul pistinde bir yarış koşması gerekir. Ankara'da ikamet eden bir Safkan. Yarıştaki ilk dördün hepsi iyi koştu. Ben Derya Ateşi'nden daha ciddi bir yarış bekliyordum ki yine de başarılıydı. Deniz Efe çok flash bir Safkan. Mr. Wynn iyi bir at. Rock Iron iyi bir at. Demirberk'e iyi bir at. O sonlarda bir takım talihsizlikler yaşadı. Yeri çok iyiydi. Düz yola iyi yerlerde çıktı ama sonlarda yaptığı olumsuz görüntüler performansını olumsuz yönde etkiledi. Bazı atlar için bazı şeyleri konuşmak tabii ki daha çok erken. Bunlar çok genç safkanlar. İnşallah son yıllarda seyrettiğimiz en iyi tay jenerasyonu diyebilirim. Kumda olsun, çimde olsun çok farklı erkekler, dişiler. Sezonun ilk gününden bu ana kadar her defasında zaman zaman sürpriz ve çok üst kalibre yetenekli safkanlar boy gösterdi. Gösterecek de görün işte. Buralarda kazanan safkan bekliyor ve sonuncu gidiyor. Şöyle diyebilir miyiz sevgili Suat? Pist değişiklikleri farklı performanslı isimleri ön plana çıkarabilir diyebilir miyiz? Çünkü bu koşuda en az 5-6 isim ilk kez sentetik piste çıktı. Kesinlikle. Yani dolayısıyla bir arada koştular ama sentetik piste ilk kez bir arada koştular. Şimdi atın ismini yanlış söylemek istemiyorum. Hatta ben burada ekranlarda ilk Fori Plase verdim. At 8 yaşından sonra geldi burada bizim Ali Çaldıran'ın oğlu Metin ilgileniyor. Metin'in kendi atıydı. Evet. Bir Araslı yavrusuydu, al erkek bir at. Biliyorum. Şimdi ani spontane bazen isimler. Taşkır. Evet. Mesela bu at çok iyi koşabilir dedim Politra. At ondan sonra 8 yaşından sonra inanılmaz yarışlar sergiledi. Yani bir at açık yarış atı oldu yani. Evet, kesinlikle. Yani sıra bir at dahi büyük bir sınıf atlayabiliyor. Bu pistler bu tarz pistler. Evet. Yani gidenleri çok. Mesela ben her zaman söylüyorum. Common Grounds ülkemize geldi. Beklentileri çok karşılamış bir aygır değil ama Politrak'tan sonra inanılmaz atlar çıkardı. Evet, evet. Mesela benim koştuğum bir Sarıkamışlı. Doğru. Değerli başkanımız Ömer Girgin'in Beşşehir. Yani hiç gitmeyen atlar, hiç tutulmayan atlar bir küllerinden bir geliyor. Değişik. İlk geldiğinde yani, Politrak olsaydı çok daha farklı yani, kariyer olurdu. Aygırlar olsun, pistler aygırları olsun, atları olsun oldukça etkileyen çok farklı olaylara şahit oluyor. Denemekte bence yarar var. Mesela Taşkır bunun bence örneği. En uç örneğidir. Bu safkanda inanıyorum ki bilinçli olarak şimdi bu atlardan çok iyi bir at değil. Niye avans verip de en geri beklesin? Demek ki sahipleri aralarda kalmayacağını ama araya da bir girişi var, bir ama çıkışı var. Söylediğin çok doğru. Yarış tempoları çok süratli gidince başlarda bu kadarını da öngöremezsin ama belli ki hızlı gideceğini, derseği çalışılmış, yarışın hızlı gideceği öngörülmüş, arkaya yatmış, diri kaldı. Ve sonda adeta vites yaptı yani. Müthiş bir yarıştı. İnşallah devamı gelir diyelim. Görmeyi istediğimiz tarz yarışlar. Araplarda çok böyle süratli hızlı yarışlar pek göremiyoruz ama son haftalarda mesela Haralar var. Snowbird ve bu yarış, Snowbird'in kazandığı o yarış ve bu yarış yarış gibi yarış yani. Her metresi yarış olan bir yarış. Hızlı başlayıp sonu da gelen koşu. Hızlı şey başladığı değil. İçin hızlı biten bir yarış. Yarış severler için de yani bu tarz yarışlar müşterek bahislere katılanlar için de kazanıp kaybetmek için önemli değil. Yarışın güzelliği ön plana çıkıyor. Bu tarz koşularda
gerçekten koşuların güzelliğini ortaya çıkaran. Tabii seyirciyi arttırıyor, seyirciyi o, bu tarz yarış, bu atları izledikten sonra bir daha koştuğun onları görmek istiyor. Vakti olan hipodroma geliyor. Seyirciyi yani grup koşuların yarışları arttıran. Tabii şampiyonatların koştuğunda her noktada daha çok beklenti yükseliyor ve başarı geliyor muhakkak. Peki devam edelim. 14 Eylül'deyiz. Aynı gün İstanbul'dayız. Kısa vadede 8 bir koşu. Saygı ve rahmetle anacağımız büyüğümüz. Galip Ekenler koştu. Yarışçılığımıza büyük katkıları bulunmuş bir büyüğümüz. Saygı ve rahmetle analım. Alşahin'in koşmadığı koşuda Bosfor bir beyaz bayrak ayna yarışı yaptı. İlk kez çıktığı sentetik pistte Gökhan. Evet. Şimdi bu koşuda Bosfor ve Anadolu koparan iki tay ciddi bir mücadele içerisine gider. Yani diyen Alparslan Bey ve Sforza Ring bugün için beklentinin altındaydı. Bu iki tay mücadele ettiler. Şimdi Bosfor bence koşu kazanmasındaki en büyük etken çok tecrübeli oluşu. Hı hı. Üç şehir gezdi. Sekizinci yarışı, dokuzuncu yarışı. Anadolu koparan ikinci koşusu. Bak buralardan itibaren tabii ki Bosfor'un yanında ciddi rakip olmasına rağmen bu sol alt suya gelirken ufak ufak yürüttürüyor ama sol alt suya gelene kadar Bosfor Anadolu koparan yanında o da basayım gideyim hızlandırayım bak rakibim geldi değil. Alt üzere yaklaşana bunlar kadar idare etti. Evet. Ondan sonra düzlükte tabii ki hadi dediler. Buralarda Anadolu koparan yakalayamayacak bir izlenimi vardı. Yakaladı bu sefer Bosfor direndi. Yani bence son zamanlardaki en iyi iki yaşlı koşularından bir tanesi. Keyifliydi. Birisi önde kaçıyor yakalanmamaya çalışıyor. Diğeri hayır ben yakalayacağım seni gücüm var geçeceğim dercesine müthiş bir mücadele vardı. Yani ben canlı izledim bu koşuyu. Jokerlerin atın üstünde Vedat'ın sakin kalması, Halis'in hem atın gücünün olduğunu bilmesi hem de daha ikinci koşusu olduğu için hem koşuyu öğretmesi hem gayret hem kazanması adına mücadelesi var. Bir de ağır kanlı bir at aslında Anadolu koparan. Ya ikinci koşusu. Tabii yani ilk yarışında hatırlayalım ciddi bir faullere de maruz kaldı. Ona rağmen toparlandı geldi kazandı. Kabiliyetli bir tay. Aynen. Ama söylediğine %100 katılıyorum. Bosfor çok tecrübeli. Tabii. O çok önemli tabii. Yani ikisinin hani atçılık deyimiyle kaçarken öbürü daha binişli gidiyor. Diğeri ikinci koşusu bir gücü kuvveti var. Ama tam daha mücadele bilmiyor. İkinci koşusu sadece o gücü olduğu için Jokin bana bir şeyler yap diyor. Ona cevap vermeye çalışıyor. Ama bunlar çok normal. Sonuçta kısa vadede 8 bir koşudan bahsediyoruz. Bosfor'da kutlayın. Lilbon'un net temsilcisi. Hanesine kısa vadede 8 koşuyu yazdırdı. Koşuda iki tane mücadelesi vardı. Ya iki kısa vadede 8 boş bir koşu gibi bir yorumlar da oluyordu. Ama sonuçta bu iki at bu koşunun hakkını verdiler. Ciddi mücadele içerisindeler. Yani bence tecrübeli olan kazandı. Diğeri daha tecrübesi eksik olduğu için yakınlara kaybetti. Bir sonraki randevu da yine kazanabilir belki Bosfor. Hani öbürü üçüncü koşuna çıkıyor geçecek diye illa ki böyle bir yorum yapmak çok doğru değil ama sonuçta düzlük boyunca iki at iki jokey müthiş bir mücadele baş boyun biten bir koşudan bahsediyoruz. Biraz abartılı mı konuşuyorum ama bilmiyorum ama son yarışlarına baktığım zaman Vedat Abiş'in aynada yarış biraz zor kaybediyor gibi geliyor bana. Şöyle bir inceledim sevgili Suat. İkili mücadele mi? İkili mücadelelerde. Hep galip, yani atıyorum 50 yarışsa 40'ında galip çıkıyor. Neye bağlarsın? Yani sonuç itibariyle bu kadar çok istatistik olarak dikkatimi çekmedi. Ama Vedat'ın bir sakinliği söz konusu. Mücadeleye girdiğinde de o koşuyu kaybedeceğim hissiyatı kapılmadığı için bence daha başarılı oluyor. Çünkü yıllarca o mücadelede olmuş bir insan olarak koşunun son 200 metresinde atların gücü bitiyor. Ya öndeki at, öndesin yakalamamaya çalışıyorsun, arkadasın yakalamaya çalışıyorsun. Bir tereddüt ettin mi? Bir o atla atın ağız istinatı ve aksiyonunda bir gevşeme oldu mu ki biz bunu televizyondan göremeyiz. Hı hı. O iki canlının yaptığı diyoruz da işte esas o yaşayan, ona, biliyor, yaşayan biliyor. Orada koşuyu kazanıp ya da kaybetmende çok büyük etken oluyor. Gördüğümüz kadarıyla sakinliğini koruyor. İşte burada da o sakinliğini koruyarak mesela ne bileyim son 50 son 70'ten sonra iki tane kamçı vurabilirdi. Yani vurmaya çalışsa kaybetmişti. Peki Suat'cığım koşunun isminden başlayalım istersen. Galip Ekenler koşusu. Allah kadir kadir rahmet eylesin. Çok sevdiğim yarışlardan biri. Anım da var bu yarışla ilgili. Bu yarış aslında Adana'da koşturdu. Galip amca Tarsus'tur. Aile Çukurova'da yerleşik. Orada yaşayan büyük bir, geniş bir aile. 97 yılıydı Sayın Hanefi Şahin'in ekürüsündeydim. Buradan da gerek Hanefi abiye, gerek Sıdık Hanım'a selam olsun Şahin ailesine. Ekürü yapmıştık bu yarışı. Çok büyük, sükseli, güzel bir yarıştı. Dün gibi bakıyorsun 25 yıl olmuş.
Evet. Yani bayağı bir zaman o geçiyor. O kadar hızlı geçiyor ki ayak uyduramıyoruz. Zaman burada çok geçiyor. 25 yıl çok ciddi bir süre. Yarışa dönecek olursak yani bu at niye İstanbul? Bu yarış niye İstanbul'da bana hala biraz ilginç geliyor yani. Bana yarış... da ne oluyor biliyor musun Suat'cığım? Lafını unutma. Aileler istiyor burayı almayı belki. Mesela de. Bazı kum atları var. Kumda çok başarılı. Çim yarış adına yapılıyor. Onun adına yapılıyor. Yok ama bu yarış çok uzun yıllar Adana'da koşuldu. Evet. Geçtiğimiz yıl da bu ilk defa İstanbul'da koşuldu. İstanbul'da son 2 yıldır koşuluyor bu koşu. Belki dediğin gibi bir talep olmuş olabilir. Kategorisi de değişti. Belki ya aile istemiştir. Bizi çünkü hocanın dediği gibi kendiler aile işte Adana'ya yani. Hasmıyoruz. Bir de Galip amca yani biz öyle diyoruz kendini hasmıyoruz. Allah sesiyle sabahları böyle. Biz o zaman çok ufaktık. Toros diye bir atı vardı. Evet kesinlikle. Yani çok müthiş bir atı. Efsaneydi Toros. Aynen öyle. Kırmızı beyazı. İsmet Akkılıç'ın aprantilini parlatan attır. Roket gibi bir attı doğru söylüyor. Şimdi biz az önce Vedat abi çok zeki bir çocuk. Bazen ona takılıyorum. Şu yarışı biz starta alabilir miyiz? Bak kazanan tay kaçtan çıkıyor? 3, 4. Birden çıkıyor. Ha, kazanan tay. Bak birden nereye geldi bak. Bak bariyerin evet. izine bak. Gölgeye bak. Gölgenin dışında gidiyor. Rakiplere güzelce biraz hafif gezdirdi. Start çıkışıydı. Tabii. Bak tam çizginin üstüne geldi. Bindirene kadar da hep oralarda gidecek. 3-4 kulvarda. Arkasındakilerde biraz fazla koşturuyor. Bir nispeten de olsa tatlı çalımlar bunlar. Yani bunlar zekice. Tabii ki. Yani tabii nizami ki. Şarj diyelim. Tabii ki o kendi avantajını lehine kullanıyor. Dışındaki geliyor, arkadaki atın temposunu zorluyor. Her ne olursa olsun 8. yarışa çıkan bir atla 2. yarışa çıkan bir at kondisyon açısından eşit şartlara haiz değildir. Tecrübe adına. Buradan tabii. sonra da biraz daha direğe geliyor ve atının süratini ve tecrübesini kullanarak tayının daha hızlanıyor. Burada bir ciddi bir avans alacak şimdi bak. Ani hızlanıyor burada. Burada işi bitirdi. Ayak değiştirme araçtı. Tay da istediğini yaptı. Burada bitti gibi duruyor yarış. Dışındaki tay yetenekli bir safkan. Ama şu an belki bu tip bir performans için erken olabilir. Çünkü çok kulaklarını kısıyor. Zorlanıyor gibi geliyor. Öndekinin suretine pek giremedi. Evet. Ama bu demek değildir ki ileride daha iyi bir at olacak. Belki Bosfor bu tayı bugün için mağlup etti ama bir sonraki randevüde işler çok değişir. O tay da İzmir'den geldi. İşte aynı böyle ilk kez evet, bir piste evet. çıkıp başaranlardan bir tanesi. İlk sentetiği. Orada da atın çok usta bir menajeri var. Sayın Eros Soyutlu abimiz. Başta onu tebrik ediyorum. Genç antrenör yardımcısı Batuhan Çakış. Çok sevdiğim bir genç delikanlı. Selam olsun. Onlara da selam olsun. Başarılarının devamını diliyoruz. Zaman zaman söylediğimiz bir şey vardır. Kazanan olup kaybeden olmayan tarz yarışlardan genç safkanlar bunlar performansları forma arttıkça artacaktır. İleride ikinci olan safkanı Anadolu koparanı daha üst seviye yarışlarda ve iyi performansını izleriz kanaatindeyim. Gökhan'ın az önce söylediği gibi az atlı ama keyifli bir koşu. Tabii iki tane çok ciddi mücadele içerisinde. Yani buralardan itibaren biri kaçıyor diğeri kovalıyor. Biri yakalanmadı. Devam ediyor. Yani çok keyifli, evet. çok güzel bir koşu. Bunlar o küçük çalımları tane. Attı işte o küçük çalımlar ona fotoğrafı bulmasını bildirdi. Sonuna baktığımız zaman çok yakın evet. biten bir koşu. Bak böyle şimdi yandaki kameradan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ama start çıkışı ön kameradan böyle baktığınız Neden? Zaman çok net, bariz görünüyor. Start çıkışında dediğim gibi nizami yapılan evet. hamleler. Yani hiç değilse 15-20 metre otayı fazla koşturdu. Yarışlar Herhalde bazen... Tapit'in ilk gelen evet. kısa Tapit gördü değil mi ülkemizde? Daha önce evet, Tapit evet, gelmedi. Evet. Onun da yavrusu. Rocco de la Paz vardı. Faruk abi getirmişti. Sonra Barış Kaya'ya satmıştı. Evet. Rahmetli Faruk Trans. İkinci Onda tayı. Saygı rahmetli anladım. Bir tane Ama de Mendip'ten kardeşi varmış. Ufak ufak götürüyor işte. O diren dibine gitse dıştaki kazanacaktı yarış. Çünkü yarışı dedi, burada bitirdi. Çünkü finalde çok az fark var. Şimdi şöyle bir şey. Fark dediğin şey metre değil yani santim. Tabii yani. Tabii baş boyun burun dediği 15-20 zaman 15-20 metre fazla koşturduğun bir ata birkaç santimle kaybediyorsun yarışı. Bu çok zekice bir hareket. Bir de şimdi baktığımız zaman her geçen gün üzerine koyan bir kardeşimiz hepsinin olduğu gibi Allah onu kısa yolda yani şöyle bir şey. Bugüne kadar Türkiye'de çok değerli jokeyler seyrettik. Yıllardır zirvede olan eskisiyle yenisiyle hala devam eden bir efsane Halis Karataş var. Ama 3 yıl gibi bir sürede bu kadar kısa bu kadar sürede. Şey yapan bir Halis yaptı bunu. 3 yani yılda böyle zirvede kışı her taraftan. Şimdi bakın birçok ekürü yani Türkiye'nin şu an en güzide ekürleri, en iyi antrenörleri herkes bu çocuğu ya bindiriyor ya bindirmeye uğraşıyor.
Ya aranan bir adam. Evet, her yarışta açıkta da var, kapalıda da var, şartlıda da var, handikapta da var. Bunlar kolay şeyler değil. Bir de yani üzerine çok koyarak devam ediyor. Ve çok soğukkanlı, evet, ve şu an gidişat iyi. İnşallah aynı seviyede devam İnşallah eder diye düşünüyorum. Kendi selamet açısından. Aslında daha kendiyle ilgili olan bir şey tabii ki. Ben kendisine özür, tek rakibin kendisin dedim. Kesinlikle. Yani. Zamanlı bekleyeceksin. Kolay değil yani, burada öyle bir şey ki 20 yıldır 25 yıldır binip hala belli bir yere gelip yukarıya çıkamayan çok adam var. Kesinlikle. Ya önünde şimdi iki tane gerçek canavar var. Halis Karataş, bitmeyen bir efsane. Zekasıyla, harika fiziğiyle müthiş biniyor. Bir Gökhan Kocakaya gerçeği var. Hiçbir şekilde bir şey diyemezsin. Bir Ahmet Çelik gerçeği var. Bundan sonra hiç yarış binmesi, onun rekorunu kırmaları mümkün dahi değil ama bunların arasında bir genç bir çocuk. Her zaman Özcan var oyunun içerisinde. Var, hepsi var yani, o kalibrede çok jokeyimiz var. Ama bu çocuk çok aranan bir adam oldu çok kısa zamanda. Bir de çok farklı özellikleri var gerçekten. Koşu içerisinde bakıyorum yerini o kadar güzel alıyor ki. Koşu içerisinde muhakemesi, eli, sakinliği. Çok da şans veriliyor tabii, onu değerlendiriyor. Evet, çok da şans tatlı. Eli çok yumuşak. Yani daha önceki farklı platformlarda da bu tartışmalar hep yapıldı. Ben şahsi kanaatim, benim kanaatim bu tabii. Kesinlikle kız sezonuna gidip yurt dışında binmesi lazım. %100 şuna katılıyorum. Rakibi kendisi bence. Tabii ki. Onun için dikkat etmesi lazım. Çünkü bu gözler çok şeyler gördü. Gökhan öyle değil mi? Bir jokey olarak kazandıkça tabii çevrenizdeki insan sayısı da artıyor. Ya şimdi grup koşu kazanmak bir jokeye çok katkı sağlıyor moral açısından. Ve grup koşularda aranan jokey olduğunda zaten eski deyin bir baş jokey sözü vardı biliyorsun. Şu an tabii ki bu ve benzeri jokeylerin çok büyük şansları var. Nedeni ise eskiden benim zamanımda lisans aldığın yıl sayılmaz. Önümüzdeki yıl kendini gösterdin. Gösteremediğin işin çok zordu. Şimdi öyle değil. Şimdi bile bir zaman geçtiği zaman bile kendini gösterme şansın oluyor. Ve gerçekten son 15 yıla bakıldığında alttan gelen yetenekli birçok arkadaşımız var ama belli bir yerden sonra tıkanıp kalıyor. Ben bu tıkanıp kalmaları sadece kendilerine bağlamıyorum. Yeteneklerin çok kısıtlı olduğunu da düşünmüyorum. Ama içlerinden bir tanesi Yıldız oluyor ya da her zaman yıldız doğmayabilir. Ama ben şans verirse ülkemizde çok yetenekli, çok başarılı arkadaşlarımızın olduğuna inanıyorum. Sadece İstanbul'u çok tercih etmiyorlar, Ankara'yı tercih etmiyorlar. Çünkü yazın İzmir, Kocaeli, Bursa çok daha fazla şanslı atlara bindikleri için koşu kazanmak, maddi kazanç inanılmaz kendini hissettiriyor. Kolay değil ama tabii ki bu işin aranısı İstanbul, birçok koşuda Ankara'da grup yarışlarda var. Buralarda o seviyeye geldikten sonra tutunabilmek kolay değil ama kesinlikle ben hani en az şu an zamanda daralıyor ama 8-10 tane jokeyin aynı şanslar verildiğinde belli bir seviye çıkacağından hiç şüphem yok yani. Birçoğu bir kere jokey olarak doğmuş fiziki olarak. Yani. Çok önemli. Peki geçtiğimiz haftanın sevgili yarışseverler koşulmuş yarışlarını değerlendirdik sevgili Suat ve Gökhan'la birlikte. Şimdi önümüzdeki günlere bakıyoruz. 16 Eylül Cahide koşusu var. Grup 1 3 yaşlı Arapların. Onun tablosu ekranlara geldi. Ateş Hanım, Aydost, Bedir Nurzade, Bedizli Faust, Berke'nin kızı, Büyük Yıldız, Dilan kız, Hoşgör, Kıvılcım kız, Kurşunlu, Mehlika abla devam ediyoruz. Öykü Yel, Sabır Çiçeği, Yamaç Torunu, Yeşil Pınar. Evet. Evet, sevgili Gökhan. Şimdi dişilere ait bir koşu. Sanki hayatım koşusunun rövanşı gibi duruyor. Öyle değil mi? Ya tabii ki çoğu isim birlikte koştu, evet, hayatım koşusunda. Onu kazanan isimler var. Ya 16 tay start alıyor. Aslında bizim de bir tayımız vardı bu koşuyu. Bir yıldır hedefliyoruz ama bütün 15 tay, 15 Yeşil Pınar. 15. 15 tay. 16 biz olacaktık, olamadık belki, ondan söylüyorumdur. Toprak tutkusuyla. Şimdi tabii ki start alan taylara bakıldığında hepsi belli bir seviyeye gelmiş taylar. Ama bundan önceki birçoğu koşuda bir arada koştular ama Ankara, Bursa, hatta İzmir'den gelenler var, İstanbul'da. Doğal olarak Cahide koşusunda sağlıklı olarak kalanlar, hı-hı, bir araya gelecekler. Grup 1 bir koşudan yani bahsediyoruz. Bir kere asla hataya yer yok. Bence jockey inisiyatifi çok önemli. Start numaraları çok önemli. Koşu içerisinde yerini iyi yere alıp aldığı yeri muhafaza edip düzlüğü döndüğünde şansın daha da artacak. Erken yürümeyecek. Erken yürümeyeceksin, doğru. Ama tabii koşu içerisinde Öykü'yle binen aparat arkadaşımız var. Bezize Fas'la binen var. Ateş Hanım'a binen var. Bu arkadaşlarımızın da böylesi bir koşunun üstesinden gelmeleri gerekiyor. Yani
koşu içerisinde heyecan stres yapıp da bir anda kulvar değişikliği, aynı hareketler koşuda artı ya da eksiye yazar. Hayatın koşusunda bunları gördük. Bravo. O yüzden de zorlu bir koşu 1400 metre. Sürat bekler misin? Tabii, bu ve benzeri koşular çok yavaş gitmez yani. Bir kere her sene önce iyi çıkın başlayayım, bir iyi yer alayım diyecek. Bence birkaç at daha önde liderli almak isteyecek. Yani ben bir kere Dilan kız var. Bu az süratli bir at. İki starttan çıkıyor. Yani çok koşunun yavaş gideceğini öngörmüyorum. Koşuyu da tabii ki şans, benim şans verdiğim isimleri dile getireceğim ama hemen hemen birçok tayında şans olduğunu açıkça söyleyebilirim. Yalnız ben, sözünü lütfen unutma. Formatı zaman zaman vaktim oldukça seyrediyorum ama sizle ilgili şunu duyuyorum. Kayıtlardan ve koşmamış koşularda yapılan değerlendirmenin çok isabetli olduğunu duyuyorum. Söylüyor, az önce işte söyledim bak. Şayka, Black Metal. Katkı bekliyorum yani. Tamam. Rekorumuz var. Grup 1'de yani 31 ben, lira Ganyan Serdümen. Bak ben diyorum ki çok seyrediyorum elimden geldiğince ama şeyleri duyuyorum, yorumları duyuyorum. Onun için katkı bu. O zaman biz konuşurken not al sen. Yazacağım zaten. Biz söylüyoruz yani, tahmin verenler de baksın, faydası olur yani. Yarış severler için de önemlisi. Koşuyu ben koşturduğum zaman biraz önce anlattığım kriterler zor olduğunu dile getirdim. Fakat bir türlü o düzlükte istediğini alamayan Ay Dost'un jockey tercihiyle en şanslı isim olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan kazanacak gibi geldi. Kaldı. Ya, tam akamıyor. Bence bu koşuyu iyi bir hedef yaptı. Gökhan bu sefer atı çözdü. Bir aksilik yaşamazsa en şanslı isim olarak Ay Dost diyorum. Berke'nin kızı hep istikrarı var. Biraz daha sentetik bize daha iyi kosta da yine bu rakiplerle baş yani bu rakiplerini geçebilecek güçte bir at. Büyük Yıldız dezavantajlı başladı. Start çok iyi yere kaldı. Çok iyi yerlerden çıktı. Bu sefer böyle bir şansı yavergiden bilmiyorum. Mustafa Çökeş bindi. Evet. Kurşun İni ve Yeşil Pınar ve Yamaç Torunu. Yani altı attan bahsediyorum. Çünkü çok zorlu bir koşu. Diğer tayların şanssızlığı hayır değil. Ama bazılarını tercih etmemiz gerekiyor. Peki Suat? Benzer şeyleri hemen 3 aşağı 5 yukarı söylemek durumundayız. Atların birinci rakibi kalabalık. Şimdi öyle bir şey ki bu atların hepsi bir 800 metre falan gider. Öyle bir yerde dururlar ki tam gelir yürüyeceğin yerde önünde durur. Geçmiş olsun. Bu yarışta bu tip şeyler yaşanacak gibi duruyor. Çünkü dişilere ilk kez koş, ilk grup yarış. Buna mukabil atlar kendilerini deneme adına da böyle bir yarışta teraziye çıkacaklar. Ay Dost Kocakaya ile katılıyor. Şanslı. Berke'nin kızı Kaysberg temsilcisi. Şanslı. Dilan kız Gökhan'ın dediği gibi iyi starttan çıkıyor. Yarışa ayağına çabuk. Ayağına çabuk ve grubu peşine takan bir at. Şimdi öyle bir şey değil ki bir at gider kimse kale almaz ama böyle kale alınmayacak tarz bir safkan değil. Daha sonra Kurtel Ekürsü'nün safkanı Kurşun ile güzel bir at. Sabır Çiçeği bir sürpriz yapabilir. Büyük Yıldız. Ben de bir şeyler söyleyeyim bari. Şimdi şöyle bir şey. Bu yarış öyle bir şey ki aynı dünkü yarışta Katıoğlu'nun olduğu gibi bu yarışta da bu tarz bir at gelebilir. Bir de kalabalık koşularda jockey performansı da çok önemli tabii. Çok önemli. Kalabalık ve tay yarışı. Aynen. Bir de grup bir yarıştan bahsediyoruz. Ben Yamaç Torunu'ndan farklı bir performans bekliyorum. Bak ne kadar bekliyorum. Güzel. Tabii ki. Son yarışında hayatım koşusunda biraz önlere biraz erken geldiğini düşünüyorum ki Ankara'daki yarışları çok parlak. Sizler ayrıca fikir... yarışta da handikap puanı yüksek birkaç safkandan bir tanesi. Yani. Tabii bir de 8-9 gün arayla koşmuştu. Kolay değil. Ankara'dan İstanbul'a geldi. 33 bitmişti zaten. Mahsun'la da çok uyumlu aslında da biraz o gün için erken öne geldim. Mesela Ay Dost'a katılırım. Büyük Yıldız öyle. Bir de Yeşil Pınar benim ilavem. Sonlarda çok ciddi bir trafik sorunu yaşadı. Mehmet Kaya Favre, daha uyumlu olabilir. Favre'ye maruz kaldı. Dolayısıyla tabii. Bugün daha doğrusu... İnşallah bu defa olmaz. Aynı şeyleri çıkış, yaşamaz. Aynen. Ciddi bir çıkış yakayabilir. Peki bir sonraki koşuya geçmeden önce yine Belmont Park'a gidelim. Daha sonra sohbetimiz devam edecek. Thank you.
Evet değerli yarış severler. İkinci dörtlü Ganyan başlayacak. Beşinci koşu için kısraklar yerini almaya başladılar. Üç numaralı Mrs. Green şu an yerini alıyor. Sekiz numaralı Mr. Prado yerinde hazır. Dört numaralı Join the Dust ve dokuz numaralı Icy Starry Down yerlerini alıyorlar. Beş numaralı Runaway Rocket yerini alıyor. 1200 metre mesafede için pistte kısrakları izleyeceğiz. Şu an 10 numaralı Get the Candy yerine yakın. Get the Candy yerini alıyor ve böylece kısraklar 5. koşu için start hakeminin emrine girdi. Start verildi ve yarış hızlı başladı. 5 numaralı Runaway Rocket rakiplerine göre 1,5 boy oyalanarak çıktı. Dıştan 10 numaralı Get the Candy, içten 1 numaralı Tuscan Queen öne geldi. Aralarında 2 numaralı Silky Blue'yu gidiyor. Hemen dışında 3 numaralı Mrs. Green bir boy kadar geride. Öne 7 numaralı Seru's atak yapıyor. İç kulvarda 4 numaralı Join the Dots. Hemen dışında 9 numaralı Isis'ler Down bir boy kadar geriye. 6 numaralı Thunder Love geldi 1,5 boy kadar geride. 5 numaralı Runaway Rocket onun bir boy kadar gerisinde. Dışta kalan 8 numaralı Miss Tabi Rado sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. 10 numaralı Get the Candy buralarda 2 boy fark yaptı. 3 numaralı Mrs. Green ikincilikte, 1 numaralı Tuscan Queen içte, 3'üncülükte daha geriden dışarıdan akıcı bir şekilde atak yapıp 7 numaralı Seduz öne geliyor. Bunların arasındaysa yine 2 numaralı Silky Blue var ve düzlüğe çıkılıyor. 10 numaralı Get the Candy düzlükte 1-1,5 boy fark döndü. 3 numaralı Mrs. Green fark onunla azaltma uğraşları veriyor. Daha geriden 6 numaralı Thunder Love güçlü geliyor. 6 numaralı Thunder Love içeriden 5 numaralı Novel Rocket atak yapıyor. 6 numaralı Thunder Love önde. Şimdi 1 boy fark yapıyor. Daha geriden 8 numaralı Mrs. Tapirado atak yapıyor. Mrs. Tapirado 6 numaralı Thunder Rav'ı geçemiyor ama ikinciliği 8 numaralı Mrs. Tapirado kurtarıyor. Koşuyu 6 numaralı Thunder Love kazanmayı başarıyor Javier Castellano idaresinde. Evet, Belmont Park'tan sonra tekrar stüdyodayız. Şöyle bir bakalım. Yol kısa vade 8, 4 ve yukarı yaşlı Arapların katıldığı koşu kayıtları ekranlara, program ekranlara gelecek. Yollar Az yarın koşulacak koşu. Yollar Az, Saadettin Boyraz'la, Yener Sultan, Vedat Abiş'le, Bangır Bangır, Müslüm Çelik'le, Yetim Ali, Gökhan Kocakaya'yla, Yiğit Kardeş, Ahmet Çelik'le, Mavi Deniz, Ayhan Kurşun'la, Öz Şimşek, Halis Karataş'la, Sarıyerli Pişman Çizik'le, Gündüz Düşü'de Mehmet Kaya ile bu koşuda start alacak. Gökhan, zorlu geçmeye bir aday, bir koşu gibi görünüyor. Mesafe, ters mesafede koşanlar, ideal mesafesine gelen isimler var. Koşuda bir sürat olacak, formda çok isim var. Neler söylersin? Şimdi neler söylerim? Tabii ki bu ve benzeri koşular süratli başlıyor. Çünkü özellikle Yollar Az ve onun stilinin atları olduğunda çok yavaş gitmiyor. Hı hı. Şimdi bu Yollar Az öyle bir at ki yani liderliği alıp daha doğrusu düzlüğü önde döndüğünde daha çok böyle bir gayreti var. Onun haricinde atların arasında kaldığında veyahut da yani liderliği alıp tempoyu kendisi belirlemediğinde tam gücünü gösteremiyor. O yüzden de bugün ağır sikleti var. Onun temposuna çıkıp onun üstüne gidecek at var mı bilmiyorum. Çünkü o öne çıkacak. Yani Yetim liderliği Ali gidiyor ama onun süratinde değil. Yani zannetmiyorum. Onun temposuna aykırı durmaz. O süratte değil. Evet, o yüzden de koşu içerisinde meyken yaratabilir. Bu koşuda tabii ben hani son yarışları çok iyi ve koşu süratli gideceği için Öz Şimşek koşuda kendine bir yer bulduğunda orayı muhafaza etmede çok zorlanmıyor. Jokene çok zorluk çıkarmıyor. Hı hı. O yüzden de en şanslı isim olarak ben Öz Şimşek'i görüyorum. Mavi Deniz bu at çok güçlü bir at. Fakat dezavantajlı başlamazsa, kendine iyi yerler bulursa bu koşu hızlı gidecek. Düzlükte kesin etkili olacaktır. Ayhan Atı da tanıyor, Taylan'da binmişti. Genellikle Gökhan'la görüyorduk. Evet. Rakiphanesinde ben de bu yarışta Yollar Az'ın hani bir Yeltay gibi bu hatta. Bugün için eğer ki bir tempoda gidiyor elemeyelim. Kilosu da ağır deyip düz yönde döndüğünde o kilonun üstesinden gelecek bir güce sahip at. Sürpriz olarak Yollar Az ve Sarıyerli diyor. Peki sevgili Suat. Ben şimdi şöyle bir baktım biraz da. Bize ticaret sitesinde biraz istatistik dersimiz vardı, öğrettiler. Belki kağıt üzerinde sürpriz görünen bir atı ilk şansı vereceğim Yiğit Kardeş. 3 defa İstanbul'a gelmiş, 3'ünü de vurmuş. Hı-hı. İlk şansı bir Kaysberg temsilcisi olan Ahmet Çelik'le piste çıkacak.
Yiğit kardeşten yana kullanacağım oyumu. Daha sonra yine Kaysberg temsilcileri, Mavi Deniz, Sarıyerli, Yener Sultan. Hı hı. Ama yarışta güzel bir mücadele sahne olacak. Birçok atın birbirine yakın geleceğini, jokeylerin performansının daha öne çıkacağı tarz bir yarış gibi görüyorum. Ama yine de ilk şansı Yiğit kardeşe veriyorum. Ki sorunlarına rağmen müthiş yarışlar yapıyor aslında. Zaten bu Kaysberg'lerin sorumlu olmayanı yok. Hepsi sorumlu olmadı mı, iyi koşmuyorlar. Ya ayağından ya başka yerden sorunları var, ya psikolojik sorunu var. Gelmez diyorsun, son 20 metre hata kalkar, öndeyken durur. Değişik safkanlar. Yani koşu jokeyi de çok zora çıkarırlar. Koşu programı da çok uygun. Yani iki ay ara vermiş. Ardından iki yarış koymuş 8. ayda. Kazandı 30'unda. Yok anneciğim, söylüyorum. Tahminciler yani seyretsin bakma arasına. Ben bu koşuda susma hakkımı kullanıyorum. Yok canım, susma, neden susuyorsun? Ben de... Tabii ki sen de çorbaya bir tuz at. Şöyle söyleyeyim. Ben yollar Saadettin Boyraz'la buluştu. Evet. Dolayısıyla önde çok rahatsız edecek bir isim de görünmediği için. Ama rahatsız ederler bu yollar, az yani pek önde bırakmazlar. Yani... Ya Yeltay gibi, Yeltay ama işte öyle at olmadı mı çok etkilenmiyor. İşte Yeltay gibi bir şey yapabilir. Ama 3.5 geçti yine geldi. Yeltay'ın temposu öyle bir tempo. Diğer ama... at kimdi bunlarla beraber koşan? Yeltay, Yollaraz, bir at daha vardı. O da çok hızlı gidiyordu. Yollaraz da ikisi miydi? İkisiydi. Yollaraz, Yeltay mıydı? Yeltay yalnız öyle ki, geçtiğimiz programlarda da örnek verdim, spor araba gibi. Ya bir anda saniyeler içinde temposunu artırıyor, hiç gitmiyormuş gibi yürüyor. Öyle bir tempoların içine giriyor ki. Mesela son evet. yarışında ona rağmen kazanmasını bildi. Ona istinaden... Bazen hızlı, bazen yavaş gitmenin doğru olduğunun bir örneği. Evet. Belki de yavaş gitse gelmeyecekti. E tabii yavaş gitse sprinter atlar biraz daha rahat sıkı olacak. Sıkı gelecek. Şimdi aynen. hızlı gittiği için ister istemez boşalıyorlar. O tempoya ayak uydurmak aynen. için bir de kısa mesafeli koşu. Tabii. Dolayısıyla Yollaraz'dan sonra ben de Yiğit kardeş diyorum. Sen de fikrim ama Yollaraz biraz daha ağırlıklı. Olabilir. Bu yarış çok mücadeleci, çok güzel geçer. Keyifli koşu. Zaten süratli koşular çok zevkli oluyor ya. Ya güce dayalı oluyor. Dolayısıyla aynen, da güce dayalı olduğu için. Yani bir yerden sonra. Yani son 200'den sonra çok ciddi kapanma, daralma olmaz. Peki 17 Eylül'e gidelim. Ankara'ya kısa vadeli yarış. Onu ekrana gelsin tablo. 1500 metre koşulacak koşu kumda Ankara'da. Çelik Kalkan. Tunç Dağ, Bay Emir, Mahsun Kral, Özbat, Rus Damat, Asrın Pehlivanı, Aybars. Yine sürete dayalı bir koşu olacak gibi duruyor ve keyifli geçmeye yine aday bir koşu. Bakalım Gökhan neler söyleyecek bu koşuyla ilgili? Ya tabii ki şimdi zaten yani bu tarz koşularda bakıldığında yani atların belli bir başarısını görüyoruz. O başarısının ardından hani böyle bir koşularda bir araya geliyorlar, boy gösteriyorlar. Tabii şimdi burada Aypas ve Tunç da bu iki at çok enteresan. Yani çok güçlü atlar. Kendilerini gösterdiği noktada çok başarılı olabiliyorlar. Şimdi bir de Bay Emir gerçeği var. Şimdi bu at gününde olduğunda ve hani kendini yarışa tamamen verdiğinde belki geçemeyeceği at yok. Neler yaptığını biliyoruz. 133 evet. günlük bir arası var. Aynen öyle. Ama işte bu ve benzeri aralar bu tarz atlara yani çok fazla etki yapmıyor. Çünkü bu atın bir yani koşu tecrübesi çok yüksek. Sadece kendi sağlığıyla alakalı bir durum söz konusu. Eğer sağlıklıysa isterse 200 gün ara versin. Hazırlıkları yeterli olduğu yani yeterli sonra... olduğu sürece hemen devreye giriyor. Yani bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sonuçta bir Ankara'da 856'lık bir galobu var. Zaten bu atlar 14 tempoda başlıyorlar bir tane. İster 600 yapsın, ister 800, ister 1000 metre. Ben de çok sevdiğim özellikle Ankara ve o tarz pistlerde 14 tempo çok iyidir. Yani ata çok katkı sağlar. O yüzden de bu iki at son yarışlarına bakıldığında özellikle Tunç Dağı'nın bir önceki koşusunu kazanıp sonrasında 5. olduğu grup 2 bir koşu var. O yarışta 5. kaldı. Yani bu atlar mesela hani çok daha benim kuvvetim var ama o kuvvetimi kendime vermiyorum, göstermiyorum. Ancak koşu içerisinde biraz istediklerim olursa dercesine performans sergiliyorlar. O yüzden de ben 3 attan bahsedeceğim. Peki. Aypars, Tunç Dağ ve Bayemir. Ama koşu müsait. Mesela 7 numara Aslın Pehlivanı yarı süratli çeker, hani devreye girebilir. Reykür'ü inanılmaz formda. Tabii. Moral çok önemli. Reykür'ün atları da iyi koşuyor. Bir de bu at Ankara pistini de tanıyor, biliyor, seviyor Adana'dan beri. Çok istikrarlı yarışlar var. Sonuçta son koşusunda Kocaeli 4. var ama bir öncesinde de Kocaeli'de kazanmıştı. Bu atlar koşu lehine gittiğinde
tam gücünü göstermek istediği noktaya gelindiğinde çok farklı koşuyorlar. Yani bir koşu öncesi ya bu atları geçemedi, bunu nasıl geçti diye yorumlar oluyor ya. Biraz evet. Atların işte yarış içerisinde gösterdiği reaksiyonla alakalı. Bu biraz Araslı yavruları da böyle yani. Bir de belirli bir yaşa ulaştıktan sonra gününde olan kazanıyor zaten. Yani. Bir de o tarafı var işin. Ya gününde değilsen zaten işin zor ama gününde birkaç kişi gününde oluyor. Start o numarası, ülke performansı. Şey bazı atlar var kendini göstermesi için koşu içerisinde hani gelişen olanın yeni gitmesi lazım. Yoksa biraz kafayı kaldırıyor özellikle Arap atı bırakıyor. Geçmiş olsun. Tamam. Suat. Oldukça olumlu şeyler söylediniz. Ben kilo avantajlarını da göz önünde bulundurarak önce Aybars ve Asrın Pelivan diyorum. Daha sonra Bayemir ve Tuşta. Ben de Mahsun Kral diyorum. İyi bir yarış bekliyorum. Evet. Mahsun son Kral yarış var. Oldukça güzeldi. Kazandı. Güzel. Bir de bu tarz mesafeleri daha iyi koşuyor. Evet. Etkili geliyor sonunda. Aynen öyle. Kuvvetli bir isim. Mesela şimdi Rus damatlı edebiyat var. O da bazen mücadele içerisinde oluyor. Hakikaten bırakmıyor yani. Yani. Mesela iyi derecelerde de kazanabiliyor. Mesela Ankara'da 1200 1001 yapmış kazanmış. Çok iyi derece değil mi hoca? 1200 metre Ankara'da yani. Işte müthiş. Dediğim gibi yani gününde olduğu zaman isimler hepsi kaliteli isimler zaten. Mesafe lehine olan, gününde olan isimler daha farklı performanslar sergiliyor. Yani Hışman da biniyor sanki Rus damat, o da devreye girebilir. Peki aynı gün Türkiye Halk Oyunları koşusu var. 7. koşu tablo ekranlara gelecek. Evet. Şimdi 3 yaşta İngilizce'ye ait bir koşu. Tabi burada arası olan bir gold design var. Bu at Adana'da çok iyi yarışlar yapmıştı. Özellikle mesafeye çıktığında rakiplerin yanına bile yaklaştırmamıştı. Ve bildiğim kadarıyla 4 yarış üstte kazandı. Sonra bir ikinciliği var. Evet. 4. ayın 9'dan beri koşmuyor. 161 günlük bir, 160 günlük bir arası var. Ama bu at hani hem Ankara pistini de tanıyor. 2 yaşlılığında da mücadele içerisindeydi yine. Aklımda kaldığı kadarıyla Cemal Can'ın arkasına koşuyor. Cemal Can Ascot gold dizan bitiyordu ama yarışlar tabii 1400-1500'dü. Azalttı koşularda ama mücadeleli ve güzel evet, koşularda. Mesafeye çıkınca daha da başarılı oldu. Ben her şeye rağmen koşuda şansı olduğunu düşünüyorum. Fakat bu yarışta 8 numara Joannex. 8 numara Joannex, 2 numara Minerva McConnell. Bu atların son yarışları üst düzey. Hep kazanmaya yakın. Yakın ara bitiriyorlar. Minerva McConnell koşunun tek dişi evet, safkanı. Safkanı ama ben bu ve benzeri son koşulara istatistik olan atlara çok şans veriyorum. Neden? Bakıyorsunuz 1-3-1-1-2 gidiyor. Yani hep kazanmaya yakın. Hep kazanmış kazanmaya yakın. Moralli. Moralli. 2100 metrede birinciliği de var Ankara'da. O yüzden de ciddi rakipler bu 3 at. Teşekkürler Suat. Gökhan'ın söylediklerine ilaveten enam ediyorum. Ben de 2 numaralı Minerva McConnell diyorum. İyi bir performans beklediğim bir isim diyelim. Ve şimdi 18 Eylül'e gidiyoruz sevgili yarışseverler. İşin en güzel tarafı da burada. Kayıtlardan değerlendirme yapacak dostlar. Bakalım ilk olarak Bahadır Gödek koşusunun kayıtları ekranlara geliyor. Start yok, jockey yok, hiçbir aynen şey öyle. Biz eskiden çok değerli bir arkadaşım vardı. Çocukluk arkadaşım. Çok genç yaşta maalesef kaybettik. Padok kenarına gelirdik. Program yok. Hiçbir şey yok. Atlara bakardık. Müşterek bahis tarafı. 20'li yaşlardan bahsediyorum. Kimi beğenirsek gidip değerlendirirdik. O kadar faydalı oldu ki. Bir de şöyle bir şey var. Bilmem katılır mısınız? Bir atın padoğunu her zaman görmek gerekiyor. Farklılığı evet, anlayabilmek evet, için. Katılır mısınız bilmiyorum. Kesinlikle. Yani olmazsa olmazlardan bir çünkü tanesi. Çünkü bir bakıyorsun bir gün çok farklı geliyor olumlu yönde. O diyorsun ki o farkı yaratıyor. Yarışseverler bize soruyor değerlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Ya diyorum ki o kadar detaylı ki yani bir antrenör değişikliği oluyor. Diyoruz ki farklı koşabilir. Padok değişim padokta farklı görünüyor. Performansı değişikliği. Takı değişikliği oluyor. Çok farklı. Ama zaten grup koşular başta olmak üzere hemen ringin sol tarafında konuşlanıyoruz hepimiz aynen, orada. Yani 15-20 kişi. Kesinlikle. Hem atları bu farkları görmeye hem istişare. Tabii. Çok keyifli oluyor. En keyifli yani. Hadi Gökhan neler söyleyeceksin? Neler söyleyeceğim? Şimdi 6 at start alacak. 1 numara Çiko Kasan Bey koşmuyor. Şimdi buradaki 6 at da başarılı at. 6'sı da kazanmasını bilen istikrarlı atlar. O yüzden de bu kuşta asla hata yer yok. Burada bence jockey performansı ön plana çıkacak. Bir de mesafe de mesela
Ama hepsi bu mesafeyi yapıyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Muhakkak sürekli altı at koştuğu için atın ilgileri hem kendi atlarını tanıyor hem rakiplerini tanıyor. Yani burada mesela Dime Time, Grand Mission, Katsu, Zeybek Flight, Bonnie Botme Flank. Yani bu atlar, atın ilgileri bu atları hem izlediler hem beraber koştular. Bana kalırsa koşu içerisinde de doğru analiz de yapıyorlar. Mesela şöyle bir şey var. Koşunun gidişatıyla ilgili konuşacak olursak Dime Time koşu yönlerde kabul ediliyor. Zeybek Flight koşu yönlerde kabul ediliyor. Grand Mission de gidiyor herhalde evet, önlere. Yani koşuda bir sürat olacak. Tabii ki Suat için bu koşu çok özel. Bakalım neler söyleyecek. O yüzden de... Gökhan pardon. Yok yok. O yüzden de bu koşuda bence atın ilgileri, atlarını tanıyorlar. Koşuyu da iyi analiz edecekler. Jokeylere de anlatacaklar. Ama koşu... analiz edildiği gibi gider mi tartışılır. Yani doğru. Beklentinin altına yavaş gidebilir bu koşu. Evet. O yüzden de jockey inisiyatifi çok önemli. Onu artık yarış içerisinde görüp koşu sonrası anlatacağız. Ama tabii ki bu koşuda Bonnie ve Katsu bu iki at hep üst düzey koşuyor. Yani sabahda 8 ve grup statüsünde yakın ara bitiriyorlar. Bakıyorsun işte Katsu 2 üçüncülüğü var ama 1-1-2. Bonibon son yarışlarında üçüncülüğü yok. Hep biri devam ediyor. Flank 9 aşama kaydediyor. Dime Time beklentiler çok yüksek bu at. Anneden biliyorsunuz ki şampiyonun kardeşi Good Curry. Good Curry'nin kardeşi. Son iki koşusunda ben hani kendim buldum dercesine aynen, bir özellikle son yarışı performans var. Aynen öyle. Her geçen metre üzerine zorlu bir koşu. Vardı. Yani Katsu ve Bonibon yaptığı performanslara göre ön plana çıkmayı hak ediyorlar. Kazanırsa sürpriz olmayacak ama Dime Time ve Flank 9 da her an devreye girebilir. Peki sevgili Suat. Şimdi bir kere bu mesafenin ve bu grubun en iyi safkanı Grand Mission. Anafartlar gibi Ascot Rock kazandı. Anafartlar efsane bir yarıştı. O yarışta yani. İkincisi, o yarışın ikincisi. Bu mesafeyi çok iyi koştuğunun en ciddi göstergesi grup 1 yarıştır. Bu yarışta ondan başa grup 1'de derece alan at yok. Koşan dahi yok. Bazıları hiç koşmadılar dahi. Grup koştular ama bir koşmadılar. Dime Time son haftalarda ciddi bir çıkışı var. İyi bir tempo atı ve güçlü bir at. Önlerde kabullendiği zaman boş kaldı mı tehlikeli oluyor. Grand Mission hiç öyle hafife alınacak bir safkan değil. Aynı şekilde yarış önlerde kabul ediyor. Güçlü bir at, iyi ol, gününde olduğu gün. Yani şu yarış Ascot koşsa kim kazanır dersiniz? Yani. Yarış o işte. Ascot'u çıktı mı arkasındaki at çok değerli. Ki o yarış, ben o gün de o yarışta at koştum. Müthiş bir yarıştı anafartlar koşu. Çok ciddi yarış oldu yani. Kendi tempolarında rakip. Son iki koşu biraz beklentinin altında evet, kaldı. Ama bu mesafeyi iyi koşan bir at. Katsu çok üst seviye yarışlarda kendi gücüne göre geçtiğimiz yıl Taylan'dan bu yana iyi yarışlarda boy gösteren, zaman zaman kazanan kaybeden bir safkan. Bizim Bonibomb yine öyle iyi çıkışta rakibe göre koşan, hep kenardan geldik bu kadar, birkaç tane iyi Taylan beraber koşmadı ama değişik bir safkan. Kazanma becerisi yüksek. Kazanmayı istiyor, biliyor. Kazanmayı istiyor. 60 kilo gibi bir ağır sikletle koştu. Yine geldi. Jokeylerin tercihleri tabii burada ön planda. Gökhan Kocakaya pazar günü at binmeyecek. Haliyle bu yarışta ve diğer yarışlarda hiçbir ata binmeyecek. Jokeylerin Gökhan'ın dediği gibi tercihi, antrenörün vereceği taktikler, direktifler bu yarışta biraz daha öne çıkacaktır ama ben yarış iki planda koşulacak diyorum. Önde 1 ve 2 çok etkili olacak. Sonlarda Katsu ve Bonibomb. Peki ben de Suat'ın söylediklerinden, söylediği isimlerden Grand Mission'dan ters bir yarış bekliyorum açıkçası. Peki devam edelim. Saygı ve rahmetle anacağımız Akgün Midilli koşusunun kayıtları ekrana gelsin. 10 at kayıtlı bu koşuda. Biraz tempoyu yükseltelim. Kısaca haberlerimiz de var. Olur. Şöyle bir bakalım. Son 20 dakika. Tamam. Bu koşu o zaman sıra olarak... Hayır, o kadar da değil. Gökhan idare edelim. Flank 9... Sadece bir mesaj. Flank 9 bu koşuyu tercih ederse en şanslı isim olacaktır. Çünkü biraz önce anlattığımız koşuya da kayıtlı. Nereye tercih edecek bilemiyorum. Bu koşuyu tercih ederse en şanslı isim olacak. Yani Bahadır Gödek koşusuna da kayıtlı. Ama bu koşuyu tercih ederse en şanslı isim olduğunu açıkça söylemek isterim. Rakip hanesinde iyi koşan atlar var. Jador, Filibia, Jacinda. Özellikle bu Jacinda çok... iyi yarışlarda performans elde etti bu at. Grup 1 koşularda
yakın ara tabelalarda bitirdi. Zorlu bir koşu. Eğer ki Flankman burayı tercih ederse en şanslı isim rakiphanesinde Filipia Jador Jacinde diyor. Suat. Flankman bu grubun üstünde bir safkan. Bu atları geçebilecek yeteneğe ve kalibreye sahip bir safkan. Daha sonra Aragon'a yarışın sürpriz isimleri Passion Runner, Peaky Blinders ve Jacinda diyorum. Ben Brodbeck'in son yarışını çok beğendim. Dördüncülüğü oldukça parlaktı. Sonlarda çok etkili geldi. Evet ama Politrak'ta. Politrak'ta. Bu Mangival'ın yarışları enteresan. Evet. Değişik. Çok boş koşuyor. Evet, Mangival, evet. Mangival bir sürprize imza atıyor. Değişik, değişik bir isim. Yarışları evet. Oldukça istikrarlı. Evet. Şöyle bir baktığım zaman Filipia'nın zaman zaman... Mangival aslında az da koşmuş. Daha evet, yeni evet. Yeni kendini buluyor. Yani. Şey bu yıl başlamış. Mangival oldukça etkili bir safkan bu yarışta. Bir de 52,5 kilo. Evet. Kilo da çok uygun. Filipia'nın inişli çıkışlı bir performansı var. Mesela ikinciliği oldukça... Biraz kilosu da var. Evet, rakiplere oranla ağır kilo koşacak. Yani aslına bakarsanız... Ya, İki koşuyu değerlendirdik. İki koşu da çok keyifli geçmeye aday koşular. Şimdi yarışı zaman olsa derinlemesine biraz daha girse çok farklı detaylar çıkar. Tabii daha start numaraları yok, jokeyler yok. Yani. Bunlar hep faktör ama bu söylediğimiz safkanlardan biri gelir yani. Yani. Peki, Veli Efendi koşusuna geçelim. Onun kayıtlarını görelim. Ki Triple Crown'un ikinci ayağıdır. Oldukça önemli bir koşu. Başar, Demirperde, Kamus, Kervantay, Özbil'den, Özü Doğru, Pıtır, Soydere, Gökyüzü ve Gül Hatmi. Ateş alanına devam ediyoruz. Canım kardeşim, Şimşek Efe, Yıldırım İzi, İstanbul Muhafızı, usulca, mübariz bu koşuda koşacak isimler. Daha doğrusu kayıtları, kimin koşup koşmayacağını bekleyip göreceğiz. Yok evet, ya 2008 metreli bir koşu. Dolayısıyla da Arapatların çok rahat ettiği, koşu içerisinde çok stres yapmadığı bir yarış olacak. Ama bu stüdyoda sürekli şunu dile getiriyoruz. Yani gerçekten birçoğu at yorgun. Hem koşu atları devam ediyor hem başarılı oluyorlar hem de kayıtları atlayamıyorsun. Yani burada birkaç at var ki bu koşuyu koşması atın için sağlığı için daha iyi olacak ama sonuçta at koşar durumda. Grup atı, grup bir yarış. Yani iyi olduğunda, gününde olduğunda bu rakiplerini geçti yine geçebilir. O yüzden de hani koşuyu daha da zorlaştırıyor. Fakat ben İlk defa bu mesafe çıkacak ama son iki yarışını çok beğendim. Çok daha iyi bir koşu atı olacağına inandım. Eğer ki aktif olarak sağlıklı koşabilseydi Kamus'u ilk şans veriyorum. Ve her şeye rağmen Gül atmış. Yani bu 63 bir at. 2800 metre çok, hiç kolay değil. Ama son yarışı üçüncülüğü çok hoşuma gitti. Sonuçta bir Tameranoğlu temsilcisi. Koşu içerisinde bir jokeni zorluk çıkarmıyor. Evet, yani abi. Ele tabi. O yüzden de arkaları boşluklarda bir yerde bekleyip saltıp gelebilir, her an devreye girebilir. Soydere bir yükselişte bu kadar mesafe yapabilir mi tartışılır ama ben son koşusunu çok beğendim. Ve Kerventay, yani bu at mesafeyi tutuyor. Son yarışının ardından bu koşu hedeflendi. Ki uzunları çok daha iyi koştuğunu aynen, biliyoruz. Aynen öyle. Yani 7. ay, 8. ay ve 9. ay birer yarış gördü. Kazanamadı ama 2200 metrelik 4.'ünün ardından iki koşusu var. Her an devreye girebilir ama zorlu bir koşu. Suat? Bana kolay bir yarış. Süper. Bir senedir takip ediyorum. İlk defa kazanmasının kesin gözüyle baktım. Oo, Özü Doğru bomba. Var. Özü Doğru. Özü Doğru. Süper. Tam metresine geldi. Yani hiçbir bahanesi yok. Yarışta çok aşırı bir katılım olacağınıza illa silinenler olacaktır. Mesafe artık tam mesafesi. Tam zaten 14 atın dışında koşamıyor. Bir starta girerler. Start. Yani starta girerler de yani yarışın içinde beraber koşmaz 14 tane at. Yani çok kalabalık bir grup gitmez yani. Önce Özü Doğru diyorum. Daha sonra Soydere ve Gül Atmi. Daha sonra Kamus diyorum. Koşunun gidişatıyla ilgili biraz konuşalım. Hızlı istiyorum. Gitmez. Hızlı gidemez. Kontrol edecekler. Evet. Gökyüzü kendini bu noktada daha artıya çevirmeye çalışacak. Çünkü gökyüzünün temposuna gidecek at yok. Yok aynen. Gökyüzü çünkü 1400 metrede bile lider alıp gidebilecek. Mesela geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk. 1900 metrede özellikle ilk defa geçildi. Yarış hayatı ama baskı gördü. İki gitti baskı ona gördü. Ona rağmen tekrar hakim oldu. Tabii kesinlikle. Bunca yani. Zorluğa rağmen ki büyük bir ihtimalle bugün de koşu, o gün de koşuyu önlerde kabullenecek. Kendi temposunu rakiplerinde kabullendirecek de ben ilk şansı gökyüzüne veriyorum ama Suat'tan sonra Özü Doğru'ya da bir parantez açmak gerekir diye düşünüyorum. Kamus'un
yarışları oldukça parlak. Son yarışında ciddi bir trafik sorunu yaşadı. Ya yarış şansı diye bir şey var değil mi? Katılır mısınız? Katılmamak elde değil. Defalarca kazandık, kaybettik. Bunlar çok önemli faktörler tabii ki. Yarış şansı. Bir jockey olarak Gökhan. Koşuş... öyle, pardon, Kamus gibi öyle anlar oluyor ki çaresiz kalıyorsunuz. Ya şöyle ki bazen hani bazı sözcükler et, önün etten duvara olabiliyor. Yaptığın tercih çok doğru çıkmayabiliyor. Bir anda atın temposu düşüyor ama yani dünya atçılığında bu var. Bu var, evet. O yüzden de hani koşunun birçok cazipliği de burada ortaya çıkıyor. Bizim yarışlarımıza biraz daha fazla kapanma daralma oluyor ama bu koşuda çok büyük bir aksilik olmadığı sürece düzlükte atların temposu düşecek. Yani çok yol bulma. Düzlüğe kalmazlar. Yani. Çünkü bir de öyle bir şey ki birileri şanssızlık yaşarken diğerinin şansı artıyor. Tabii ki. Biri kazanıyor, biri kaybederken. Bu normal müşterek bahislerde de var. Bazen yarı severler feveran ediyor. İşte start çıkışında problemler yaşadı, kapandı ama birileri kazanırken, birileri kaybederken birileri de kazanıyor diyelim. Evet, haberler var. Haberleri de okuyalım istiyorum. Evi Stockwell'e veda var. Haber de ekranlara geliyor. Coolmore Ekürisi ortaklarından John Magnier'in annesi, at sahibi ve yetiştirici Evie Stockwell, 96 yaşında hayatını kaybetti. Fairyland başta olmak üzere sahibi olduğu atlarla birçok grup koşudan birincilikle ayrılan Evie Stockwell'e Coolmore Harası'nda bir veda töreni gerçekleştirildi ve bütün ekip saygı duruşunda bulundu. Bir başka haberimizi verelim. Genç jockey kazanmaya devam ediyor diyelim ve detayları görelim. Çocukluğundan bu yana ponilerle iç içe olup hobi olarak at binen Anna Rupert'ın hayatı farklı yönde ilerlemeye devam ediyor. Birkaç yıl önce arkadaşının tavsiyesi üzerine okulun devam ettiği süreçte yaz tatilinde amatör yarışlarda at binen ve çeşitli şampiyonluklar kazanan Roper artık daimi jockey olarak mesleğini sürdürüyor. Kısa sürede birinciliklerinin sayısını artıran ve 67 kilo olduğu mezuniyeti sonrası 52 kiloya kadar inen Roper, Yeni Güney Galler bölgesinde bu sezon James McDonald ve diğer birçok başarılı jockey'den daha fazla birincilik elde etmiş durumda. Kayıtlara göre Anna Roper'ın şimdiden 28 birincilik, 86 da plasesi bulunuyor. Belmont Park'a dönüyoruz. Daha sonra geriye döndüğümüzde iki haberimizi de arkadaşlarımız değerlendirecekler diyelim. Belmont'tayız. Evet değerli yarışseverler,
6. koşu 2. üçlü Ganya'nın başlangıç ayağı için 3 yaşlı İngiliz atları yerlerini almaya başladı ve devam ediyor. 1600 metre mesafede kumpiste düzenlenecek yarış için yerini alan son isim 7 numaralı Zozodini oldu. Ve böylelikle atlar start hakeminin emrinde. Start verildi ve yarış toplu bir şekilde hızlı başladı. 5 numara Stoyit Fela orta kulvardan geldi, liderliği aldı. Hemen içine 3 numaralı Major Spin sokuldu. Bunların dışında 6 numaralı Hometown var. 3 boy kadar geride 7 numaralı Zozodini dışarıda 4.lükte kaldı. 5.liğe içten 2 numaralı Uncle Waterflow 1 boy kadar geriyedir. 4 numaralı Empress Chaos giriyor. Bu şekilde 1000 metre start yerine ulaşılıyor. İçeride 3 numaralı Major Spin ve bunun hemen dışındaki 5 numaralı Stoyit Fela mücadele veriyor önde liderliği kapmak adına. 3.lükte 1 boy kadar geride dışlarında 6 numaralı Hometown var. 5 boy kadar geride 7 numaralı Zozodini. Bunun 5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Uncle Water dışındaysa 4 numaralı Emperor's Cause sırasıyla atlar son 600'e gelmek üzere. 5 numaralı Stoyit Fela dışarıda, içeride 3 numaralı Major Spin mücadeleyi sürdürüyorlar. Bundan yararlandı şimdi 6 numaralı Hometown. Dışlarına kadar geldi 3 boy kadar geride 7 numaralı Zozodini sırasıyla artık düzlüğe çıkılmak üzere. Yüksek tempoda yarış buralara kadar geldi. Dışarıda 6 numaralı Hometown. İçinde 5 numaralı Stoyit Fela. İçteki 3 numaralı Major Spin'den kurtulup mücadele vermeye başladılar. 4 boy kadar geride Zozodini yine 4.lükte düzlüğün hemen başında 6 numaralı Hometown. Gelip liderliği ele geçirdi. Yarım boy fark döndü ama 5 numaralı Stoyit Fela içeriden mücadeleyi bırakmıyor. 6 numaralı Hometown biraz daha arttırdı tempoyu. Şimdi fark 3 boy, son yüzde fark 5 boy oluyor. Bundan sonra 6 numaralı Hometown fark açıyor. Koşuyu kazanmak üzere foto finish'e gidiyor. 6 numaralı Hometown koşunun galibi oluyor. 4 numaralı Emperor's Cars da yarışın ikincisi. Belmont Park'ta 6. koşuyu 6 numaralı Safkan kazandı diyelim. Hemen haberimize geri dönelim. Evi Stockwell'e veda edilmişti. Gökhan'a döneyim. Evet, Kurban Ekürüsü'nün ortaklarından John Magner'ın annesi ve at sahibi yetiştirici, yani 96 yaşında hayatını kaybetti. Kulmor dediğin zaman dünya atçılığında zaten herkesin tanıdığı, bildiği çok büyük bir ekürü. Yani at atçılığa her noktada hakim, yatırım yapan, şampiyonlar üreten bir ekürüden bahsediyoruz ve onun en büyük ortaklarının annesi, yani ne tesadüf ki çok yakın zamanda Kraliçe Elizabeth'i kaybettik. O da 96 yaşındaydı. Ama şu görüntüye bakıldığında Kulmor arasında tüm çalışanların saygı duruşunda olması inanılmaz. Tabii ki biraz hocadan da tüy aldık. Ata atçılığa çok seven, inanılmaz atların içerisinde olan, atçılığı bilen biriymiş. O yüzden de Kulmor ekürüsünün çok büyük bir kaybı. Haber değeri yüksek. 96 yaşına kadar yaşaması, biraz önceki görüntüye bakıldığında herhalde çok yakın zamanda çekilmiş o fotoğraf. Yani bir de çok sık görülen şey değil bu kadar saygı görmesi. Tabii Kulmor Ekürüsü çok büyük bir ekürü, çalışanları var. Bence o saygınlığı hak ediyor. Bence hoca anlatsın, biz dinleyelim. Peki, Allah toprağını bol etsin diyelim. Sevgili hocam, sözü verelim. Şimdi şöyle bir şey, ben bu hanımefendinin daha önce haberini de yapmıştım. Enteresan bir figür. İlerleyen yaşına rağmen bundan 4 veya 5 yıl önce Fairyland isimli bir kısırağı 950 bin gine gibi çok ciddi bir rakama tokmaktan satın almıştı. Kendi yetiştirdiği safkanlar da var. Böyle ciddi bir rakama da at alınca ilgi çekmişti. Neden dedi, benim hani sizin Kulmor gibi haranız var olmasına rağmen böyle. Bu da benim kendi ki çok beğendim atı aldım dedi ve haklı çıktı, bir grup atıydı. Yani bana son yıllarda deseniz ki hangi atın sahibi olmak ister bir dişi olarak, o Fairyland derdi. Müthiş güzel bir safkandı. Tabii Kulmor harası çok öne çıkıyor. John Magner'in annesi olması münasebetiyle. Ben bir küçük parantez daha açayım. İrlanda'ya giden arkadaşlar bilir de belki bu detayları bilmezler. Bu hanımefendinin bir kızı da Tallyhostad'ın sahibesi Anne Magner Callahan'dır. Tallyhostad da İrlanda'da ve Avrupa'da çok önemli bir aşım istasyonu. Çok ciddi bir hara, ciddi safkanlar yetiştiriyor. Başta Kodiak'la Mehmas olmak üzere. Önemli safkanların sahipleri. Kızı da ciddi bir atçı. Kendisi atçı. Mesela birkaç 4 veya 5 yıl önce Hitit Bomb isimli bir safkanı Amerika'da Breeders' Cup Juvenile Turf'ü kazanmıştı. Şu an aygırlık yapıyor. Büyük bir sürprize imza atmıştı. Avrupa'dan gitti Amerika'da. Güzel bir yarış kazanmıştı Breeders' Cup günü.
Önemli bir aile. Twitter'da tabii bu saygı duruşunu görünce çok özel bir durum. Yani kesinlikle. Bizde zaman zaman polemik de oluyor ama bir nevi helallaşma. Yani son bir defa patronlarına olan saygılarını, vefasını gösteriyorlar. Cenazenin de oraya gelip o kadar insanla tekrar son bir defa vedalaşması. Her dinde bir ritüel vardır. Herkes bir duası eder, teşekkürlerini, saygılarını sunar ve vedalaşırlar. Son bir veda. Güzel bir fotoğraf, güzel bir veda. Güzel bir yakın tarihe yani. Kadar evet. Da arabasını kullanıyor. Doğru. Arabasıyla resimleri var. Enteresan, çok iddialı. Hayat böyle. Hayat enerjisi çok yüksek. Ya kesinlikle. Zaten en önemli şey yok. Siz kendinizi iyi hissedip hayata tutunuyorsanız yaşın Doğru. Hiç önemi yok bence. Muhakkak ki atların da hayata bence çok bağlayıcı bir faktördür. Yani böyle birkaç tane bu yaşta hala atçılık yapan çok önemli yurt dışında at sahibesi hanımefendiyi biliyorum. O'Brien'la da sohbeti süper. Tabii ki yani ellerinde büyüyen bir Tabii. kişi en azından. Orada güzel bir aile, güzel bir işletme. Allah nasip etti oraları görme fırsatı buldum. Ama tabii ki atçılıkta önemli bir figür daha hayata gözlerini yumdu. Toprağı bol olsun Toprağı diyelim. Toprağı bol olsun. Kolay değil yani böyle. Unutulmayacak bir isimlerden biri. Kesinlikle atçılığa. Altın harflerle adı yazdığımız çok önemli bir aile. Peki, ikinci haberimize geçtik. Az önce görüntüler ekranlara gelmişti. Genç jokey kazanmaya devam ediyor başlığında. Anna Roper'ın hayatı farklı yönde ilerlemeye devam ediyor diyor. Ve bu haberle ilgili de sözü tekrar Gökhan'a vereyim. Yani amatör yarışlarda at binen çeşitli şampiyonluklar kazanan Roper hobi olarak at biniyor ama sonuçta çok soğukkanlı. Bak burada geldi, önüne geçti, biraz atını idare etti. Ya at binmek başka bir duygu, başka bir istek, başka bir yetenek. Muhakkak sürekli herkes ata binebilir ama yarış başka bir şey. Biraz başta fiziğin buna çok bir de iddialı bir şekilde devam ediyormuş mesleğin. 62 kilo başlamış mezuniyet sonrası 52 kiloya inmiş. Ve şöyle diyor, kayıtlara göre şimdi 28 birincilik 86 plasesi bulunuyor. Müthiş bir oran. Ya tabii ki böylesi bir amatör binici olduğunda hani bu istatistik, bu kazanma başarısı çok yüksek. Zaten jokeylik ciddi fedakarlık isteyen bir iş. Birçok işte olduğu gibi. 67 kilodan 52 kiloya inmese zaten başarını elde edemez. Ama çok keyif aldı, çok mutlu oldu. Aşikar tabii ki kazanmanın bir hazı var. Ama atın üstünde şu anki röportajda bakıldığında ağzı kulaklarında. Ne iş yaparsanız yapın, o yaptığınız işten mutluysanız, o yaptığınız işten keyif alıyorsanız bence hayatınız çok daha kolaylaşıyor. Hı hı. Yani keyif aldınız, zevk alıyorsunuz, hayatınızı o şekilde idam ettirip ve o sizin işiniz oluyor. O yüzden bence bu ve benzeri hanımefendiler çok şanslılar. Kesinlikle. Bu şansları kendileri yaratıyorlar. Bize de takdir etmek gerekiyor. Mesela yurdumuza da geliyor Fegentry Dünya Şampiyonası'nda görüyoruz. Amatör biniciler ama evet. Atın üstünde duruşları, performansları çok etkili. Bu yılki sentetik pist harikaydı. Evet, İnanılmaz bir koşu oldu yani sentetik pistte. Önde bir tempo var, evet. Arkada bekleyip evet. Müthiş. Aynen. Suat? Şimdi bu haberi almamın iki sebebi vardı. Öncelikle haberin detaylarını okudum da çok hoşuma giden iki şey oldu. Bizi ekrandan aldığınızda bir sonraki kare benim için. Biraz daha geçelim. Burada duralım. Hoppa. Şimdi yazıları alabilir miyiz ekrandan? Forma daha net görünsün Tanzer'cim. Şimdi bakın, biz de ülkemizde bir takım düzenlemeler getiriyoruz zaman zaman. Yurt dışından alınan bir program doğrultusunda formalardaki Forma. Şekiller. Bazıları, çok detaya girmiyorum ama anlayanlar bilir. Bizim açımızdan olmaması gereken şekiller var. En azından benim şahsi kanaatim. Çok da detaya girersem farklı polemikler çıksın da istemiyorum. Çok güzel bir meyve. Yani seversiniz, sevmezsiniz. Bu atın sahibi çilek uygun görmüş ve forma kabul görmüş. Hmm. Şimdi bunu sizde gözünüzü rahatsız eden bir şey var mı? Yok. Bence yok. Bence de yok. Çok da şık. Tam tersi. Yani zaman zaman öyle bir şeyler oluyor ki mesela ben defalarca söyledim. Arek Bey defalarca yazı yazdı. King Mango, El Nino sürekli beraber koşuyor. Formanın renkleri ve şekilleri ne kadar aynı. Bunlar olmamalı. Hı. Yani aynı renkler dahi olsa aynı şekiller üzerinden şekillerin alternatifleri çoğaltılmalı. Şimdi mesela orada bir şey var. Gama arması var. Bizde olmaması gereken tarz bir şey. İngiltere'den alınmış veyahut da Avrupa'nın farklı bir ülkesinden alınmış ama olmaması gereken. Hatta bugün bir sevdiğim dostuma söyledim.
bir önemli bir at sahibinin formanı da şey dedim. O şeklini değiştirse bence daha iyi olur dedim. Forması güzel ama şekli değişse iyi olur dedim. O kısmını geçelim. Yani bak meyve de senin ne güzel duruyor. Kesinlikle. Yani kırmızı bir çilek sarının üstte güzel duruyor. Yani farklı renkli. Mevsim itibarıyla birazcık problem yaratabilir. Canımız çekebilir tabii de. O zaman öyle bir problem olabilir. Marketten alırsın. Onlar şimdi, artık seralar var nasıl öyle bir problem de yok. 12 ay var. İkincisine gelince burada Numan kardeşimiz yazmamış ama ben haberi ve röportajı okuduğum için biliyorum. Enrupur öyle güzel bir konuya temas ediyor ki. Şimdi ben ilk yıllarda diyor amatörce çalıştırmaya başladım. Ama küçük de olsa diyor okul harçlığımı yaz tatilinde çıkarmayı başardım. Yani okul harçlığının ne kadar önemi olduğu. Tabii. Bir gencin hayatında yani, hepimiz çocukluğumuzda bir takım çıraklık, kalfalık, kesinlikle. Yaz tatillerinde aylak aylak gezmektense hem bir meslek öğrenmiş, amatör başladığı yere okul harçlığımı çıkarmak için yaz tatillerinde çalıştığım yerde diyor belli bir yerden sonra profesyonele dönmüş. Bunlar çok önemli faktörler. Kesinlikle emeğine sağlık. Her iki haberde çok kayda değerdi. Teşekkür ederim. Bu detayları da söyleme gereği hissettim. Bence bunlar da göz önünde bulundurarak yeni düzenlemelere gidilebilir kanaatindeyim. Peki. Artık yavaş yavaş programın sonuna geldik. Son cümleleri alalım Gökhan, evet. Bağlayalım. Tamam. Bizi bu saate kadar bekleyip izleyip katkı sağlayan başta stüdyo, reji, tüm gün bu programı yapmamız için emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Sana teşekkür ederim. Bugün bizi yalnız bırakmadın. Çok keyifli bir iki saat geçirdik. Benim haftaya görüşmek üzere. Suat'cığım. Her zaman olduğu gibi ekran başında bizleri izleyen değerli yarışseverler, atçı dostlara, herkese bizleri izleyip katkılarımızdan en azından bir kısmını onlar da değer verir, kayda alırlarsa bizi ne mutlu eder. Elimizin erdiği, dilimizin döndüğü kadarıyla yardım etmeye çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyorum. Peki. Hepinize iyi akşamlar. Daha doğrusu iyi geceler.